الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Tam gelenler buraya otururlar. Ben bir lügatınış yapayım. İltizam dersimiz 2. İltizamın 2 yaptık. Kendine lazım kılma, icrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vacip kılma, tarafkirlik etmek gerekli kılma. Burada gelebilirsin, geç bir de. Buraya, buraya oturun. Geç kardeş. Bu iltizamın yapısı itibariyle kendi üzerine ceyran ediyor. Lazım kılma karşıya değil. Kendine lazım kılma. Bak bunu derse yaptınız mı? Adapte olun. Karşıya lazım kıldırma değil. Kendine dönük bir kelime bu. Yani dışarıdaki içeriye alma özelliği. Şimdi şöyle diyeyim, dimağın mertebeleri vardı ya, dimağın mertebelerinin her bir mertebede dışarıdan alma özelliği var, bir de içeridekini dışarı var. Mesela bir misal vereyim, emri nisbi emri itibaridir. Emri nisbi dışarıdakileri içeriye alma, alınanla içeride yoğurarak kendini inşa etme, gerektiğinde dışarıya verme emri itibaridir. Yani birisi dışarıdakileri almaya çalışıyor, birisi dışarıdan alınan ve kendi mevcut kendisinde bulunanı işlettirerek yeni bir kurgulama, yeni bir dünya oluşturarak İçine giriyor. Yani emri itibari. Bir daha ısınsın deriz. Şimdi irtizam harice lazım kıldırma değil, kendine dönük bir sistemin şeyi. İltizam sildik mi şeyi? Nerede? Ha, iltizam şurada tasdikte çalışıyor. Şunu devam edeyim istersen şuradan da. Tasdik izan, tasdik izan, iltizam itikat. Şimdi buradaki iltizam, bu ahkamdaki iltizam. Geçen hafta konuştuk bunu. Ondan sonra şurada ne vardı? İmtisal vardı. İmtisal. Sonra burada ne vardı? Taassup vardı. Taassup. Salavet. Şu iltizamla şu farklıdır. Şimdi burada kullanmak için uzattım ya. Şimdi kendine lazım kılmayı burada oturttum. Çünkü taassup ediyorum. Ben kendime bunu lazım kırdım artık. He. Taassup etme. Ahkamım böyle gözüküyor. Kendime ceylan ediyor. Ben ona örnek vereyim. Bir daha. Külliyata çok geçen ama farkı fark etmesek mana ıskalar geçer, teğet geçer. Emri itibari emri nisbi. Örnek verirken bir şeyi gene külliyattan örnek veriyorum. Ki o da şey olsun, çözülsün diye. Bir emri nisbi var. Bir emri itibari var. Çok kullanılır.
Emri nisbi somut kavramlar için dış dünyada kullanılır. Cüz ve kül tabirlerde de somutlarda kullanılır. Dış dünya, cüz, kül deyince dış dünya. Emri nisbi de öyle. Emri itibari ise bu emri nisbilerin, emri nisbilerden içeri aldıklarımızla nereye alıyoruz? Gözden, kulaktan, burun, dil, dokunma, sayka ve şayka. Sevk ve şevk. Sevk yedi. Yedi duygu. Bunların aldıkları 538 sözler. İnsanın efkarı ve duyguları. Marifet ilahi getirdikleri zaman, içinde bir musaddık bulamadıkları zaman, musaddık olmayınca, o mahsa hakikat abesiyete inkılap ediyor. Abesiyet oluyor. Sebebi emri itibarisi çalışmıyor. Emri itibari çalışmayınca emri nisbilerle geleni, dışarıdan geleni içeride bir musaddık göremiyor. Kapatıyoruz. Söyle. Emri itibarinin içimizde de olması gerekmiyor mu? O zaman hani içimizdeki emri itibari şey. Musaddıklar emri itibari. Emri itibarilerimiz. Evet. Yani o zaman sadece dışarıdan alıp içeride malzeme yapmıyoruz. İçeride hazır malzememiz de var. Yok. Tabii bak onu tanımlarken dedim ki dışarıdan alınan artı içeride senin tasavvurlarınla diğer sistemlerinle imal ettiklerinle harmanlıyorsun. Yeni bir inşa yapıyorsun. Yeni bir dünya kuruyorsun. Onun için umumi dünya için herkesin bir dünyasını bu oluşturuyor. Hususi dünyan oluyor. Bu ya cehennemdir ya cennettir. Sen oluşturuyorsun. Ha? Ondan sonra şimdi doktorun buraya gelebilirsin. Sen o gün bu o kadar mükemmel bir şeyden bahsediyorum ki Risale'nin konusu. Oraya otur yastan ha. Bu hususi dünyamızı oluşturuyor ve fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Fethuli. Yani cennete gireceksin demiyor. Gir cennete dediği şey. Burada o oluşturuluyor. Söz şey Mesnevi Nuriye 220. Cehennemi cismani arif olan mümin için. Cehennemi manevi kafirin de daha hafiftir. Yani günahkar Müslümanın yedi tabaka bulunan cehennemin en üst tabakada cehennem var. Cehennemin merhameten yedi tabakanın komplesi adı cehennem demiş. Yoksa cehennem ismi sırf Müslümanların gideceği, günahkar Müslümanların gideceği cehennemin birinci tabakasının ismidir. Oraya nasıl denildiği gibi, o genele denildiği gibi insanın içsel alemini herkesin dünyası ayrı oluyor. Giriyor cehennemine. Tamam. Mesela cehennemini oluşturan insanın yedi tane madde var 740 sözlerde. 740. Tamam. Dehşet, vahşet, kalak. Var ya işte onlar. Onlar nereden çıkıyor? Yeşin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından, bu bütünlüğün, bu vahşetin dehşetinden. Hiç şansı yok yani. Adam yaşama şansı yok, intihardır. Peki bu kadar malzeme niye yaptım? İç alemimizi emri itibarilerle oluşturuyoruz. Emri nisbilerle. Emri nisbi dış dünya, cüz ve külli, şey kül konuşulur. İçeride cüzi ve külli, soyut kavramlar için kullanılıyor külliyatta. Cüzi ve külli deyince dahil olduğu mensubiyeti gösteriyor o takkili'i. Tanımladığının inşa ettiği kişi, ben ya. Artık içeride bir vahidi kıyası, bir ölçü aleti, bir mihenk oluyor. Evet.
iç alemimizi inşa ediyor. Şimdi iltizam çok ilginçtir. Kimliğimizi mi, kişiliğimizi mi? Onu tespit ettim külliyattan. Çok merak ettim ben. Şurada geçeyim de anlatayım size onu. İltizam. Kişiliğimizi de geçen hafta mı? Bakayım. Kimliğini tasdikteki iltizam. Maneviyatını izandaki imtisan. Kişiliğini iltizam oluşturuyor. Yazalım abi. Bir daha alalım abi. Ya da yazalım. Çok önemli. Tamam. Bizim Hasan abi bunu yapardı diye. Evet, bizim Hasan. Benim bildiğim Hasan abi. Bu nasıl oynuyordu? Alttakin abi. Evet. Şey Alttakin abi. Şu mu? Anlat mı? Evet, mantıken öyle değil. Hiç gibi duruyor. Tamam. Peki. Ama bunu şey bir hulasa edip ondan sonra geçecektim ama ona geçmeden bunu silmek için silelim artık. Şu boşta yazalım. Öyle mi? Tamam. Başlayalım. Peki. Yeri gelmişken bu aylarca uğraşmanın şeyi. Bunu nasıl yapacak? Ya iltizam tespit edeceksin. Emrin ismen. Bak bu malzemeler müzakere etmenin, atölye çalışması yapmanın güzelliği budur. Güzelliği budur. Nedir o? Araştırıyorsun aylarca, sen katkı sağlıyorsun, sen şey yapıyorsun. Beraber mutalaa ediyoruz kaynaklı. Tabi bunlara nereden çıktığını göstereceğiz. Mesela cüz, kül, koy. Cüz'ü küllü. Onu da yazayım isterseniz. Ama peki ikisi de kullanılıyor. Lugata bakın ay. Abi ben biraz geride mi kaldım? Yoksa anlayamadım mı? Yoksa kafam farklı mı çalıştı? Anlamadım ama. Yani şöyle bir şey oluştu kafamda. Şimdi emrin ismi ve emri itibari deyince lef-i mahfuz ve lef-i mahfı ispat şeklinde bir şey olabilir mi abi? Yani birisi sürekli değişiyor. Değil mi yani? Birisi sürekli değişiyor. Devamlı ikisi de değişiyor. İkisi de mi devamlı değişiyor abi? Birbirini etkileyerek değişiyor. Bak. Nasıl değişiyor? Nasıl değişiyor? Göstereyim. Şimdi şöyle bir telefon. Tamam mı? Bu Adem. Karanlık. Adem. Vücut gözükmeye başladı. Çok güzel. Tamam mı? Sonra bir emri nisbi çalıştı. Yani ondan sonra giriyorsun. Sevgili Gafurcuğum. Şimdi giriyorsun bir şey göstermek için yapıyorum. Sonra uzatıyorsun. Böyle. Hepsi böyle nokta. Hepsi bir noktaydı. İmam Ali diyor ki bütün şey varlık Kur'an'da, Kur'an Yasin'de, Yasin Besmele'de o da B nokta bu. Nokta bu. Yani niçin değişiyor? Açıyorum. Gittikçe bu noktanın sonsuzluğu demektir. Noktanın son. Buna ait Hazreti Ali radıyallahu anh bir kitabı vardı. Noktanın sonsuzluğuna dair. Onu sulandırmışlar. Eski tasavvufçular. Yaklaşık olarak 7 cilt veya 9 cilt noktanın sonsuzluğu diye Osmanlıca şey yapmışlardı. Noktanın 9 cilt tabi kitabın adı her bir şey bu. Noktanın sonsuzluğu yani şu açıyorum gir yani o nokta şey. Şimdi niçin değişiyor değişkendir diye göstermek için yaptım gafur. Yani teknoloji işte bayağı şey onu şey yapıyor. Fakat o noktanın sonsuzluğunu yaklaşık olarak İmam Ali'nin 9 ciltinin 4 ciltini okumuştum. 450 sayfayı eskide okumuştum. Vardı ya. Emri itibarilerimiz onların üzerinde ölçüp biçtiklerimiz değil mi? Yani ona sadece bizim evet. Odaklanmamız mı emri evet. İtibari? Evet. Yani şu bak bir daha.
bir daha. İnsanın fikirleri, fikir ve efkar ve duygular dışarıdan eş, armut, niye şeftali değil, beyaz, niye siyah değil, dış dünyadaki farklılık nispetle bilinir. Mesela kedi için gece gündüz eşit olduğu için nispisi yok. Tamam. Kimi hayvanlarda emri itibarileri çalışır. Emri nispileri dış dünya zayıf. Ayrı bir kategoriye konulur bu hayvan cinsine. Kimisi dış dünyaya çalışır eşeğe kokuyla. Kurt gibi mesela kokuyla gidenler. Mesela öyle bir şey yoksa koku sistemi onlarda hiçbir işe yaramaz. Yani dış dünyadaki farklılıklar var ya. Elmadır, armuttur, tenistir, dağlardır. Varlık düzeyleri. Yani bu telefondaki gösterdiğim şu. Şu, şu. Açıyorsun. Yani giriyorsun. Yani açıyorum. Anlıyorsunuz bu telefonu kullandığınız için. İçine giriyorsun. Bunlar nispi. Bir öncesi bin sonrasına göre nispidir. Sabit bir hakikati yoktur. Yani burada yok. Esma ilahiyede yok. Yani mesela beyaz, siyah ile beyazla renk yaptın Erdinç. Peki biraz oranı değiştirsen değişmiyor mu? Nereye göre değişti? Bir önceye göre. Ve yani bir öncelik, öncelik ve sonralık. Öncelik ve sonralığa göre değişiyor. Değişiyor. Yani değişken bir dünya. Onun için dünyanın en harika tarafı budur. Mesela şeyi soruyorlar. Dün sordular. Neredeydi? Ha, 7 tane aher dünyalar var diyor. Küre-i arzımıza benzer 7 tane de dünyalar var diyor. Küreyi arza benzetiyor. Çok ilginçtir. Anladın mı? Mesela bak, onu dinlettirsem şeyi. Bak, dünyamızla beraber var ya Şemsuşumuz. 326 barlada anlatıyor ya. Dünyamızın dışında başka 6 tane de dünya var. Toplam 7. Orada hayat olmadığını sen bunu nasıl çıkarttın diyor bana. Şey, insan olmadığını. Hem 15. sözde söylüyor bak şimdi ne yapacağım şimdi. Ustad, mahkematı yazan ustad, tabirlerin içerisine, o noktanın içerisine alemleri koymuş. Bak diyor ki, küremiz, küre arza benzeyen 7 dünya daha var diyor. Veya sayıyor, hatırladınız mı bağlamda? Hatırladınız. He. Açayım mı orayı? Yok yok. Ha, yani, tamam. Geçiyor onu hatırlıyorum. Şimdi evet ayrı. Bak buradan ne çıkartıyor? Şimdi dünya ile küre arasındaki fark neydi? Küre ya, kürenin adı. Kürenin. Bizim kafamızda oluşturduğumuz şey. Bak şimdi. Küre arz demek insanların hayatının zemini. Evet. Küre arzımıza benzer 7 tane de dünya var. Külü arz var demiyor. İnsan hayatı var demiyor. Dünya diyor. Dünya diyor. Onun için hastayım da işte ustadım. Ustadane böyle dev bir insan yani. Bak oradan. Bak 15. sözde diyor ki kainatın kalbi olan dünya diyor. Külü arz demiyor. Kainatın kalbi. Kainat biliyorsunuz arştan aşağıya. Şeceri fikratın kalbi değil. Kainatın kalbi. Çok farklı bunlar. Bak, küre-i arzımıza benzer 7 tane de aher dünya var diyor. Küre-i arzımıza benzer 7 tane küre-i arz var niye demiyor da dünya diyor. Aslında belagat akıcılıkta küre-i arzımıza benzer 7 tane de küre-i arz olması lazım. Demiyor. 7 tane de, 6 tane, 7 tane oluyor, dünyalar var diyor. He? Tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. 7 dünya. 7. 7 dünya onlar değil mi? 7 dünya. Şimdi dünya. 7 dünya. Ya deli bir kitap. Deli.
Adama bak şimdi. Nerede? Yani şurayı arzımızdan aldığımız emrin ismileri kendi aleminde... Bana bak. Dünya mı oluyor? Senin orada mektubat şey, varla mı getir? Orada geçmiyor sanki 326'da. Kaçta varla da geçiyor? Şeyi anlatırken 126 milyar sene şeyin ömrü diyor. Şems. 7 küre arzın ömrü vesaire diyor ya orada. Şimdi bak sana göster 15. mektup ben sana oraya intikal ettireyim hangi sayfada? Şurada 15. sözde atıf var bende. 12. Getir koy. Mevzum 12'de geçiyor. Bak Ömer, bak şurada. Efendim. Yani 7'lerin 7 kere olması gibi. Kırıyor. 326 değil mi ya? 326'da var ama bu direkt bu yukarı doğru geçmez. Lema'da değişmiyor işte. 12. Lema'da da. Ama bu Barla'da küreye arzımıza benzeyen 7 küreyi uhra dahi bulunmasına diyebiliyoruz. Küreyi evet. Uhra. O kümeler 65'te geçiyor. 65. Küre arzımıza benzeyen 7 küre. Neyse tamam buraya giderse konumuzdan çıkar. Tamam anlaşıldı mı? Orada yerleri göstermek istiyorum. Orada da var. Şimdi çıkmayalım intizamdan. Tabirlerin tanımladıkları bak bir ilmi, lugat nüfus kağıdıdır. Cilt no, sayfa no. Kişinin varlığında haber verir. Böyle bir adam yaşıyormuş. Bu lugattır. Tabir ise tanımladığı alemi işaret eder. Malatya'ya 10 diyor. Malatya 10 kilometre veya Sentrum, şehir merkezi ok gösteriyor. Yani kendisini tanımlamıyor, tanımlıyor bir yeri işaret ediyor. Tabirler böyle. Şimdi iltizam kimliğini tasdikteki iltizam kazandırıyor. Fark. Nerede? Tasdikteki iltizam. Biz o konuşuyoruz. Ahkam, dış vuruşlar. Şöyle biraz daha şey yapalım. Burada yazacağım. Bunu yazacağım. Emri nisbiler olmadı zannediyorum. Dış dünya var ya, dış dünya, komplesi birbirine nispet edilerek tanımlanır, bilinir. Tek boyut olsa karanlık yok, aydınlık bilinmez. Şeftali var dünyada, başka hiçbir şey yok. Şeftali bilinmez. Onu elma tanımlıyor. Kayıtladığı için, hududunu kayıtlıyor. Elma ona nihayetsizliğine nihayet veriyor. Şeftalinin nihayetsizliğine nihayet elma veriyor. Armut da gelirse ona da nihayet veriyor. Ve iyice şeftali sıkıştırıyor duvara. Erik de gelirse daha sıkıştırdı. Ha? Nihayetsizliğe nihayet veriliyor. Bu diş, peki bu sefer ne oluyor? Şeyde maydanoz da gelirse bunlar kıyas başlıyor. Dereceleri, renkler bir kere, kokular bir kere, tat bir kere, gıda bir kere, farklılıklar. Bunların yekününe ne dersen emri nisbilerimizi oluşturuyorlar. Tabii bu anlattığınız insana bakan merkez. He tabii. Allah'a bakan noktada değil, onunla konuşma. O her bir mertebe esmaya, esmal meratibi. Yani her bir renklerin yani öyle olma Allah'a bakan yönde bir maslahat veyahut da bir maksat var mıdır Allah'a? Tabii. Çünkü mertebesiz mertebe olarak Allah biliyor Esma'nın her bir eşyanın meratibine hakikattır. Hakaik eşyaya sabit ediyor. Sabit bir hakikata dayanıyor. Bu Allahça malum zaten. Evet. Ama Allah böyle seyrediyor. Allah bir de bizim emri nisbilerle emri itibarilerimizi cem edip bizde oluşan gözümüzle kainata bakıyor. İnsanın gözüyle bakıyor. Mertebeli mi bakmak istiyor? Mertebeli bakmak istiyor Allah. Sonunda sonsuz. Çünkü Allah mertebeli değil. Evveli ahiri, zahiri ve batini.
Hani ism azam nedir? Dört ismi cem ettiği için. Evvel, ahir, zahir, batın. Dördü cem ettiği için bütünselliğine şey diyeyim, Allah böyle bakıyor. Ama Allah bir de sebepli bakmak istiyor. Hani o mertebe onun da var. Ama mertebelilerin mertebesiyle bakmak istiyor. Bir kendi dekay kaşınasıyla bakıyor. Bir de benim bu gözlükten buraya gelmiş, buraya kafayı koymuş. Benim gördüğüme bakıyor. İlk önce benle bakıyor. Risale-i Nur'da yazmaz Hasan abi. Sizi çoktan şey yapmışlardı. Zaten Risale'dekileri söylediğim halde bunlar nereden çıktı sen diye böyle Risale dersi olmaz diye mancınağı koyuyor. Yani hep bir böyle içeride aksiyon, aktif, mana mertebesinin çıkmasına vesile olanlar her böyle şahsiyeti mancınağa koymuşlar. Başka İslam alimleri. Mesela Üstad Hazretleri dinimizi bozuyor diye Doğu uleması itiraz etmiş. Mesela değil mi? Ne kadar itirazlar olmuş ama muhakemat da susturmuş. Mesela İmam-ı Azam'a Zeynel Abidin gelmiş. Ciddinin imanını, dinini bozuyorsun diye. Sen nereden çıktı diyor bu işte şeyin. Sen de, o zaman ben diyor malum ya mesti diyor akılla şey yapsaydım bu dini ayağın altını mesti derdim. Üstünü yapmazdım. İşte gusül icap eden şeyle büyük abdest de yapar ama malum. İşte hep böyle olmuş. Yani içeride mana mertebesini kelimenin mana mertebesini açıyorsun ya içini gösterince bunlar tahrif zannediliyor. Oysa buraya sabit kalmak dine yapılabilecek en büyük ihanettir. Zahir şey. Zahire kalmak, zahir ismini alıp batına geçmemek. Zahir ve batın. Hep böyle yapılmış. İmam-ı Takif diyor ki dinden almalıyız esası değil mi? İlhamı asınidakinden sunmalıyız Kur'an. Yani mana mertebesi iltizam kişiliğini tasdikle insan iltizamını insanın maneviyatını dimağındaki izan oluşturuyor. Yani bu mertebeleri sanki sen uyduruyorsun mesela 641 mertebeden yazmışız. Bunu vesaire. Onlar şey. Peki ne yapar? Çoğu yeni Müslüman olacak Avrupalı ve düşünür insanların beyinlerine, dimağlarına kilit atmışız. Bilmeyerek öyle zarar veriyoruz ki. Mesela ona ait söylüyor. Böyle şeyleri diyor, mezar mı tarih tanım ediyor. Şey diyor, dünyanın küreyi arzın yuvarlak olup olmamasını şey yapıyor. Ustad ne kadar hiddet ediyor. Dünya düz değil midir diyorlar, tamam mı? Yuvarlak mıdır diye soruyor da muhakemat hatırladınız. Acaba diyor ben diyor, şey yuvarlak desem diyor ne olur diyor. Bana hitap ederler mi? Demesene derler diyor seni. Git İmam-ı Şafii'ye sor diyor. Hatırladınız mı? Yani bu Amud-u Nurani namazın beş vakit hareketi nerelerden çıkartıyor? Mesela biz nereden çıkartıyoruz? Küre arzımıza benzer 7 tane de dünyalar var. Orada insan yaşaması küreye arzı tanımlamazsa o zaman insan sistemi yok orada. Oradan çıkartıyorsun. Adam diyor ki kendini uyduruyorsun. Tamam kardeş kimseyi davet etmiyoruz ki. Dinlemesen daha memnun olurum. Çünkü niye? Senin gibi insanlara rehber göstermemesi lazım. Yani yenilikçi olacaksın. Allah böyle bir sistem çalıştırıyor. Allah Musa'nın şeriatına, Musa peygamberine bırakmamış, kanaat etmemiş. İsa'yı getirmiş. Hazırıyor. Onu da getirmiş. Muhammed'i getirmiş aleyhisselam. Ona da kanaat etmemiş. Ne demek? Onun içerisinde de açmış. Asın imamlarını. Var ya böyle telefon yapıyor. Asın imamlarını getirmiş. Hep içeridekileri açmış, açmış, açmış. 24. sözde de söylüyor. Sahih peygamberler haşir hakkındaki diyor tafsilata değil icmal gitmişler diyor. Niye diyor? Peygamber Hazretleri haşir meselesini daha tafsilatlı gitmiştir. Hep böyle olmuştur. İçeride mana mertebelerin tabirlerle meşgul olmayı, dini bozmayı, aslı bozmayı addedip kabul etmemişler. Böyle. Çünkü insan alışkanlığın dışına çıkmak istemiyor. Oysa sabit değil insan. Allah bile kendisi seyrediyor. Mesela siz külliyatı seyrediyorsunuz. Ve külliyatta da seyrediyorsunuz. Allah ve peygamberi veya ahiret. Bir de bu derslerle seyrediyorsunuz. Allah bunu yapıyor zaten. Ne yapıyor? Bir kendisi seyrediyor.
Bir de benim gözümle seyrediyor. Sadece şimdi, göz mü abi, onu göze demek biraz daha dar olur. Yani şey demek istiyorum i̇şte yani. Onun nazarıyla. Benim nazarım. He, nazar da anlıyorsunuz. Evet, şöyle demiş olsak abi. Allah bütün mevcudatın gözüyle de kainatı isterse seyrediyor ve seyrediyor da. Evet. Bütün mevcudatla. Şimdi bunu söylediğiniz zaman itirazlar gelecek. Fakat aynı zaman itiraz eden adam Allah'ın zahir, batın, evvel ve ahire de hakim olduğunu düşünüyor. Bunu bilgi olarak bunu düşünüyor. Ama söylemeye gelince. Şimdi bu esma, peki niçin böyle Allah benim nazarımla da bakmak istiyor? Esma'yı iktiza ediyor. Çünkü bir esma kendi nazarıyla bakmak istiyor. Diğer esma benimle de bak diyor Cenab-ı Hakk'a. Dolayısıyla biz ona aynı darlık yapıyoruz. Encam. Şimdi emri nisbi bu dedik. Şimdiye kadar konuştuğumuz diş dünyadaki birbirine karşı ilişkileri ve çelişkilerini oluşturuyor. Bir daha hulasa ediyorum. Emri nisbi diş dünyadaki varlığın ve hadisinin. Usta bir derdik iki tane tabir kullanacaksın. Diş dünya varoluşları hadiseler bir de. Varlık düzeyleri ve bir de gelişen birbirleri arasındaki gelişen hadiseler. Diş dünya budur. Emri nisbi bunların bütünlüğüdür. Emri itibari diş dünya ile gelenin hadiseler ve varlıkla olan hadise, varlık içerisinde gelişen hadiselerle içeriye aldık. Gözle, kulaktan, burundan dokunma. Aldık. İçeride benim mazim var. İnancım var, itikadım var, bir sürü malzemem var. Var, var. Şimdi dışarıdan alınanla içerideki alınan farklılıklar bir sürü. Bunları harmanlıyorum, evirip devirip çeviriyor. Yeni bir şey yapıyor. Yeni bir şey yapıyor. Bunu hayal bana yardım ediyor. Tahayyül. Tamam mı? Hayal bana yardım ediyor. Dağları, denizleri daha yapabiliyor. Tasavvur. Tasavvur nedir? Bir behredir diyor ahkamı. Eylem olarak nasıl gözüküyor? Zanlar, şüpheler, vehimler, bilgiler, örfler, tereddütler, cüz-i ihtiyariler, hususiler, hususi kişiseller, emri itibariler, meylanlar ve tasavvufları oluşturuyor. Ama kaç sene vermişim şu tasavvura? Şu belki dakika olmadı saydım ama. Zanna en az 1,5 sene almıştı. Burada olduğunu gösterdi. İşte 1,5 sene zan nerededir ulaşacağım, sen de böyle bana cakka yapacaksın, ben de sana minnet edeceğim. Ve çok rahatlıkla diyorum ki, çok kaliteli ya benim elimdeki risalem, dinleme diyor. Ey itiraz eden, Allah rızası için dinleme. Bilme ya. Sen düz oku, Allah rızası için söylüyorum. Çünkü ben 1,5 sene verdim, istifade etti. Niyet etmesin, bak milleti de mani olma. Abi şu anda hissedebiliyor musunuz? Neyi? Benim bir soru sormak istediğim. Şöyle bitireyim de. Tamam. Bitireyim. Şimdi bunlar hep emri. Emri itibariler, bak içeride kurguladığın dünya. Tamam abi? Peki bunu uygulamaya koyayım. Emri itibari, emri ismi çözdük. İç dünyayı düşünürken cüz-i nokta-i var ya, takkeli. İyi. Bak ne cüz'i ve külli. Peki iç dünyada bu da çok önemli. Bunu not alabiliriz. Bu kayıta düşmesi lazım. Emri itibar içeride var ya. Cüz'i ve külli. İç dünyadaki külli nedir? Hakikata, esmasına yakın olanlar küllidir. Kendi tasarladığımız İşte onlar da cüzilerimizdir. Peki, şöyle. Evet, bak şimdi. Dışarıdan içeriye aldık mı abi? Dışarıda. Soyut kavram içsel düşünürken cüz'i ve külli kullanılır. Tamam mı? Bunu şöyle yazayım. Üstleri silin abi ya. He? Üstleri silebiliriz de. Tabii. Sileriz ama şunu silelim. Abi hemen bir yardımcı oyuncu gönderebilirim isterseniz. Aha.
Abone ol. Silindi mi? Doğru. Bak. Ne demiştik? Diş. Diş etkenlerdeki iki tane şey işlemeyeceğiz. Hadiseler. Varlık. Varlık düzeyleri. Varlığın kendisi. Varlığın kendileri. İki hadiseler. Onlardan oluşan dere akıyor, taşa vuruyor. Balık hareket ediyor, değişikliğe sebebiyet veriyor. Yaprak düşüyor, güneş vuruyor, aynı suya. Kavga oluyor, giden geliyor. Hadiseler. İntizamdan çıktım zannediyorsunuz, iltizam. Değil, bu kendisini oluşturma olduğu için irtizam, tasdikteki irtizam şu, şuradayız. Ne oluşturuyor? Tasdikteki kimliğini oluşturuyor, kimliğini. Kimlik, kişilik değil. Kimlik ve kişiliği de belki bir evet. Evet. Bir tanım yapabiliriz. Öteki, kişilik. Kimlik ve kişilik hakkında bir... Mesela ki nüfus cüzdan yok mu? Evet abi. Bu senin kimliğindir. Böyle bir adam varmış. Böyle bir adam çalışıyor. Doktordur, şeydir, şudur, şudur. Adam mühendistir. Yani nüfus cüzdanında anne, baba, memleket. Yani böyle bir varlık var. Bu neyini gösteriyormuş? Kimliğini gösteriyormuş. Tasdikteki şu, irtizam. Bu dişe vurmuştur. Yani tamam mı? İrtikisi ise kişiliğini, kişilik bu iltizam, kişilik, kendi içsel yapı, sistem. Birisi, sen varsın da nüfus cüzdanı eline veriyorlar değil mi? Ha, sen varsın nüfus cüzdanı, senin gölgen işte nüfus cüzdanı. O iltizam, şuradaki iltizam. O ahkamlar. Usta diyor ki, diman meratipleri var diyor. Bir tanesi şu, ötekisi ahkam diyor. Ahkam hüküm, mahkeme vermiş adam, avukat ceza vermiş, önemli şey hakim. O dişe vurmuş. Tamam mı? Şimdi... Abi unutacağım ha. Şunu bir sorayım artık, patlayacağım. Kusura bakmayın, aklınızı helal edin. Abicim, şimdi nereden başlayacağımı da bir toparlamak lazım ama... Şimdi bir elma yediniz değil mi abi? Lezzeti siz elmadan mı aldınız? Yoksa elma sadece sizde olanı mı uyandırdı? Şeyde geçiyor. Hakim isminde geçiyor. Şeyde geçiyor. İsmail'e göre değişir. Diyor ki hakimi bulalım. Bak sana orayı göstereyim de. Hakim nerede ismi? Bu hayat. Çok ilginç tabii. Ben de merak etmiştim. Bu ne? İsmi hakim. İnsanda şuur, rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surette görünür. İnsanda şuur, o elmayı herkes yer. Hayvan da yer, sığır da yer, kuş da yer, çocuk da yer, sen de yer. İlk defa yiyen var. Afrikalı geldi, elma hiç yememiş, ilk defa yiyor. O neyi uyandıracak? Ha? Yeni oluşturuyor. İnsanda şuur, bu anlattıklarım şuur, rızıkta zevk var. İnsanda lezzet var. Mesela, affedersin, özür dilerim, baklava veya cinsellik. Oradan aldığımızı zannediyoruz. Oysa o bizi aslımıza götürüyor. Lezzet demek, Rahman isminin isminde meratip kazanmaktır. Kadın için bize lezzet diye şey yapıyor? Aslımızı hareket ettirdiği için. Aa, ben de bu cevabı almayı ümit ediyordum. Doğum yeri, dikkat edersen,
lezzet doğum yerimizle oluyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Sanki geldiğimiz yola geri gidiyoruz. İşte cenneti düşün. İşte abi tam benim de düşündüğüm buydu. Evet. Şimdi bakın ben derken yani bunları biz siz bizim aklımıza soktunuz. Söyle. Ben derken Hasan abi şu beden değil. Bakın ben de şimdi insan küçük bir kainat, kainat büyük bir insan diye yola çıkarsak bunların ikisi de eşit. Yani emri nisbi ikisinde de. İkisinde de emrin ismi var. Yani bendeki olanın kainatta karşılığını bulduğum an dimağda emri itibariye dönüşüyor. Yani bendekiyle kainattakinin karşılıklarını bulduğum zaman eşitlediğim, ne kadar eşitlediysem benim emri itibarim o kadar geniş. İşte aynı şey. Bak harika bir şey yaptı. Şimdi bu bakacağız oraya uyuyor mu? Senin dediğin ne kadar güzel oldu. Bu varlığın kendi varlık var. Elma, armut, taş, ağaç. Bir de onlarla ortaya çıkan hadiseler. Tamam mı? Hadiselerin toplamı yekününe emri nisbi dinleri oluşturuyor. Bunları konuşurken sevgili arkadaşlar oluştururken şunu da yazayım. Şu tabir kullanılır külliyatta. Kül, cüz, somut kavramlarda kullanılır, dış dünya. Yani, şöyle yazayım. Dış değil, dış. Laz yolunca dış. Dış dünya, dünya, nasıl tanımlayalım? Dış dünya. Da kullanın dünyada kullanılır. Hariçte de sigaret. He? Hariçte. Hariç mi diyelim? Hariç diyelim. Daha hariçte. Hariç olsun. Daha güzel. Yani karışmayacak sizde tabir yapın ki hariç dünya. Hariçteki nispiler. Hariçteki dünya. Sonra içerideki nispileri tamam. Oluşturur. He. Şimdi, tamam. Şimdi şeye geçeyim. Bu iltizamla bu iltizamı temelini oluşturmaya çalışıyorum. Geçen hafta yani daha önce yeni tespit mi bu? Yok ama emri nisbilerdeki cüz'i ve külli nereye bakıyor onu anlatayım. Bu çok önemli o da. Geçen hafta tasdikteki iltizamla normal iltizamı konuşmuştuk da bunu bahsetmemiştik. He buraya bu tarafı da olsun diye. Hem külle emri itibariler. Şimdi şöyle emri nisbilerden efkar ve ne diyor 538'de insanın duyguları insanın duyguları ve efkarlar insanın 538'de değil nisbilerden alınan yok şey alıyor. Orayı açarsanız duyguları efkarları kainatın envar-ı marifetine getirdiği vakit. Efkarları hadise midir? Efkarları kainatın envar-ı marifetine getirdiği vakit. O kadar yazalım Metin. Kainatın envar-ı marifetine. Şöyle Hasan abi orada iki ok çıkardık ya. Onu sileceğim. Mesela varlığın kendileri dedik, hadiseler dedik yukarıda. Burada da duygular ve efkar diye ayırsak iki tane olsa olur mu? Ne dedin? Efkar? Yukarıda varlığın kendisi ve hadise dedik. Burada da duygular ve efkarlar diye. Harika. Tamam. Daha güzel. Tamam.
bazen işe yarıyorsun. Her zaman iyi. Her zaman olsa bozuk olur. O zaman olursa bize de sana da sıkıntı olur. Şey, duyguları yok. Duyguları efkarlar. Efkar. Efkar daha şey. Duyguları ve efkarları. Bu ayın takkesi var mı? Olması lazım. Değil mi efkar? Ahlaktaki gibi. Ha, bu şimdi bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bütünlüğünden şimdi buraya gel. Bak farkı görüyor musunuz? Ama onu tek kalemle yapmayacağım ki kocaman olsun. Ben kırmızıyı ne yaptım? Nasıl? Hı. Yapar. Külli. Bunun kapağını ne yaptım bilmiyorum. Abi. Burada. Nereden? Eyvallah. Vay be. Biz demek biz bu dünyaya gelmişiz ki külü külli, cüzü cüz'i yapalım gidelim. Harika. Burada yaptıkların da orada cüz olacak. Yapınca nereye gideceğim? Cennette. Yani şeyi değiştireceğim. Örtüyü kaldıracağım. Nereye? Bir yere gitmeyelim. Bir yere gitmeyelim. Örtüyü kaldıracağım. İnşallah. Burayı anlatmak için Osman bunu uçaptım biraz. Tamam. Bu çok önemli. İç dünya. Şimdi iç dünyanın küllisi cüzisi hangisidir? Oluşturuyor ya. Şimdi ona gel. Bak abi. Külli demek bu makamdaki külli vahye dayanan vahye dayanan İlham efektör şu mulu ilham tefekkür arifetullah şimdi emri itibarilerimiz ama hangisi külli hangisi cüzi bunu yazmak için bu kadar anlattım. Vahye dayanıyorsa o küllidir. İç dünyamızı oluşturan. Burada da öyledir. Tamam mı? Hadiseler beşeriliğiyle vesileleriyle oluyorsa o cüzidir, cüzdür. Varlığın kendisi ise küldür. Bu, bak, külliyattaki o cüzi ve külli, iç dünya, soyut. Şunu yazalım, iç dünya. Şunu da yazayım ki daha şey olur. İç dünya, soyut kavram, soyut kavramlar için, soyut kavramlar için, bu da somut. Sanki şey gibi oldu abi, bu hani Gafur abinin dediği gibi, emri nisbileri alıp alemimizde emri itibari yapıp, külli cüz'ü yapıp, tekliyoruz aslında, tevhid yapıyoruz. Yani kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil diyor ya, tevhide en azami derecede gösteren o zattır. Yani kül cüz kesreti dışarıya içeriye alıp külli cüz'iler haline getiriyoruz, tek hale getiriyoruz. Tek teke getiriyoruz. Ama içinde şey de var, gene nisbilik itibarilikleri... O yok olmuyor. Mesela şöyle diyelim, çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek yok olmuyor.
O duruyor, bunlar duruyor. Bunlar şey yapıyoruz. Bu sefer insan derdim şu, tek ayna olmak. Ayna Yahmediye'de görülür, gösterilir. Hasan abi, şimdi bu emri nisbiler var ya dış dünyamız. Heh. Allah'ın esbaplı tekvini ayetleri bunlar. Allah'ın konuşması tekvini. Öbürsü de normal kelam, içsel alem. Bir de söyler misin Zim? Emri nisbiler abi tekvini ayetler, yani, esbaplı. Evet. Esbaplı. Evamiri tekvini ha. Ayetleri. Ha. Esbaplı. Tabii çoğalt işte bunu. Öbürsü esbapsız bir konuşma var. Evet, esbaplı. İkisini harman edip bu da herhalde vahiye gidiyor veya lef-i mahfuz'a gidiyor. İkisinin karmasından. Karmasından lef-i mahfuz'dur. Yani İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Evet, bu kitabı bu Kitab-ı bu İmam-ı Mübin. Esbaplı, esbapsız. O oluşturuyor. Hı. Dünyamızda bu İmam-ı Mübin'dir. Bu Kitab-ı Mübin'dir. Yazalım abi bunu. Turuncu kalemle. Tamam, yazalım. Bu ikisinin çarpışmasından... Şuraya yazayım. Yani konumuz bu olmadığı için ama bu nereli oluşuyor? Cüz ve külli çok senelerce merak ettim Osman. Yani emri nisbilerimizdeki külli kimdir? İnan Allah'a çok uğraştım. Şu vahiy ve hadis. Vahiy onda değil mi? Vahiy ve hadis dünyası. Nefsül emir dediğimiz hadis. Ne oluyor abi? Hangi? Nefsül şimdi emir diyoruz ya. Nefsül emir hariç dünya. Hariç dünya. Evet. Şuraya şey yazacaktık değil mi? Onu yazalım. Buraya da dünyam, vahiy ve ilham diye. Vahiy ve ilham. İçe hadis. Hadis-i kutsi mi diyorsun abi? Hadis-i kutsi ve hadis. İşte öyle. Kutsi ve hadis. Zahar kutsi. Şuraya bir şey yazacaktık, hemen unutmayalım. İmam Mübin, Kitab-ı Mübin abi. Tamam abi. Bu ne yapıyor biliyor musun? Ahiret nerede? Senin lef-i mahfuzun, arşın neredeyse orada. Bunlar, bu şeyler ahiretin üzerindeki tenteneli perdedir. Bir şey, yeni bir şeyle meşgul olmuştum. Bunlar ne diyor biliyor musun? Külli mi? Vahidi kıyasilerimizi oluşturur. Evet. Vahid, yeni bir ders var. Ahiretin üzerindeki örtü olan vahidi kıyas eder. Yani sen o telefonu tuttuk ya. Dünya. Şey Adem. Geldik. Aç. Aç. Abi baktı ki atomdan enerjiye, esire, maddeye hayat, aynı hayat. Biz itikat ettiğimiz şeyleri adamlar burada yaşıyor. Ahirete iman ediyoruz, kaybadır. Hazreti Ali diyor ki, peki Allah'a iman ediyoruz. Görmediğim Allah'a iman, ben ibadet etmem dedi. Şuhud da şuhudu yaşıyorlar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, havasın yaşadığına avam itikad eder. Ve bu dünyada yaşıyorlar zaten. Çünkü üstünü açmışlar. Ama Allah'ın inayeti adetullah'ın üzerinde olduğu için adetullah'a uyuyorlar. Elbise giyiyorlar, yürüyorlar. Bazen de yiyorlar, inder ağacı. Mesela alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmez. Ne demek? Hazreti Ali sözü. Yani ben seni göreceğim, seni hayal ettiğimde farklılık olmayacak. Seni görmemle o aynı mı? Öyleymiş. Ahireti biz ötelere koyduğumuz için ötelerde kaldı. Ahiret nerede? Dünya neredeyse ahiret oradadır. Üstad ne diyor? Dünya alem-i şehadet, alem-i gaybenin üzerinde tenteneli perdedir. Söylüyorum sana.
Örtü neredeyse, örtülen de orada değil midir? Yoğurdum hayal yosun örtü yaptım. Yoğurt nerede? Orada kardeşim. Eğer dibinde yoğurt yoksa örtü denmez. Bestir orada duruyor. Örtü denmez. Eğer bir şey örtüyse bir şeyi altında saklıyor demektir. Güzeli saklamayana örtü örtmez der. Biz örtmeyiz. Kaba taslak, kaba bir adamız. Kadınlar örtülür. Çünkü güzel olur. Hulleler var ya abi, hurilere giydirilen. Evet. Allah emri nisbilerle tekvini ayetleri işte misallerle kapatmış. Kapatmış. Öbürsünü de kelamla şeylerle. Kapatmış. Şimdi Osman sen bir daha söyle bakayım. Senin çok ilginçti o. Bu tevhidi işte. Şey bak, diyordu ya. Bak nasıl kura sistemi, sistem aralanırsa sistem nasıl çözülüyor külliyat? Diyor şeyde o 30'un sözü, bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil. Bak kesret tabakatında o zaman emrisimiler oluyor. Kesret tabakatı. Vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil. Tevhidin en azami bir derecede bütün meratibi tevhidi ilan eden yine biz zararı uzattır. O zaman yani peygamberimiz en mükemmel bir şekilde bütün emri nisbileri almış, külli cüz'iler olarak hepsini tevhid etmiş. Onun tevhidin en azami mertebede vahdaniyeti görmüş. Miraca çıkıp orada kalbi ne gözü yalanlamadı. Gözü şaşırmadı. Şimdi ve kainattan maksat olan şey de vücuda gelmiş. Vücuda peygamberimizin nazı şeyi. Çünkü yetiyor işte. Allah da bu nazarla bakmak istiyordu zaten. Kesret niye vardı? Bunun için vardı. Kesret mi için var? Yani kesreti küllileri külcüzleri külli yapma cüzleri cüzilere dönüştürür. Ahmet tek olsaydı günde 70 istiğfar olmaz mıydı? Tek insan olsaydı yani şu alemi şehadete gelmeseydi. Olmazdı. Çünkü Adem Aleyhisselam bu namazı. Şimdi ne diyecektim biliyor musun? Bak ne oldu şu anda gitti. Ha hangisi tasdikteki şey bu iltizam dimağdaki mertebesi iltizam bu mudur bu mudur? Abi emri itibari iltizamın şey taassüp emri nisbiler de kimliği gösteren iltizam. Bir daha buraya toparlanın. Şu iltizamı görüyor musunuz? Evet. Şurada da iltizam var. Yukarıdaki, tasdikteki. Şimdi bu kimliğimizi oluşturuyor. Bu da kişiliğimizi. Burada kişiliğimiz hangisidir? Kişiliğimiz itibarilerimizdir. İkinci. Ben size dediğinizi yazıyorum. Tamam. Şu ne dedin? O taassup abi. Kişiliğimizdir. Kişilik midir? Yani iltizamımıza bakar. O zaman ahkamdaki iltizam. Değil. Hayır. Öyle mi? Taassup abi. Dimağdaki, dimağın mertebesindeki şey, ne diyeyim? Dimağdaki iltizam. Dimağdaki iltizam. Hayır, tasdik abi ya. Dimağdaki iltizam. Önce sol tarafa yerleştirelim Mesut abi. Ahkamdaki iltizam diyelim. Ahkamdaki iltizam. Evet. Net olur. Tamam şimdi. Bayram, nasıl? Ahkamdaki iltizam. Ahkamı başka, kendisi başka diyoruz. Kişilik kimlik diye yazmadık. Abi sanki ders olmadı mı ya? Kişilik kimlik diye yazmadık. Dimağdaki iltizam. Dursun abi, onlardaki kişilik. Onu da yazalım. Ha, dur neydi ya? Buraya... Dimağdaki iltizam. Dimağdaki iltizam. Bu çok önemli. Kişiliğimiz. Kimliğimiz. Abi, emri nisbileri dimağ, emri itibarları vicdani düşünsek yani o da çoğaltırız ama dağıtmayacağız. Kadro ile şey. Tabii o yok. Bunları zaten tespit etmek için şey yaptım. Söyleyeyim. Şimdi suret hakikat gibi yani abi. Biri suret, biri hakikat. İkisinin cemi vaydi kıyasi mahiyet. Bu makamda. Evet, çok güzel. O zaman onu da ekleyeyim. Eklemek istemiyordum ama. O zaman suret diyelim. Ya o zaman ne dima vicdan diyeceğiz. Suret. Riyet demek gerekiyor. He? Çok
emri nisbi, hüviyet demen gerekmez mi? Hüviyet. Yani kimliğimiz, kimliğimiz aslında kişiliğimiz bu mu olacaktı? Yok, kimliğimiz hüviyet demek şey. Değil mi zaten? Peki, şöyle hüviyet. Diyelim. Tamam, şimdi bunu konuşalım de. Şimdi. Bu hüviyet, yani kimliğimiz. Kimliğimiz zaten yazmışlar. Hüviyet mi diye? Suret dediniz onun için hüviyet dedi. Suret mi? Abi bir noktada surettir yani koyduğun yere göre. Tamam. Peki kimliğimiz? Namus, kanun. Evet çok önemli. Bu da kişiliğimizi oluşturur. Burada tamam mıyız abi? Şimdi gayemi şuydu. Şunu böyle şeyle karalayayım. Şu. Evet şu. Anladık mı abi? Bunlar aynı renklerle yapsaydık keşke. Yani pembe, pembe, kırmızıya kırmızı. Mesela. Anlaşılması için. Hangi pembe? Şunu mu? O çerçevelerini. Ha tamam. Hani hangi iltizam hangisi? Hangi? İkisi de pembe ama. Ha şöyle değiştirelim diyorsunuz ya. Üstteki kırmızıyla çerçeve olabilir. Tamam doğru söylüyorsun. Şuraya Mustafa pembe mi yapalım? Evet. Ötekisini de değişik renkte yapalım. Bu hangisiydi? Aşağıdaki. Aşağıdaki mi? Evet. Şuna... Bunu da pembe yaptık ama anlaşılabilir. Evet. Şimdi bunu da değiştirelim. Yeşil. Tamam yeşil olsun. Şey askerliğe çocuk askerlikten döndüğü zaman tam bir adam olur ya sana. Daha gerisini söylemeyin diyor. Peki bir tanesi Allah söylettirdi, latife yapayım dedi ama bir tanesi sinir bulum, bir tanesi sinir rüşt. Sinir bulu, çocuk yapabilme yaşı, sinir rüşt, kendinden kendine doğurturma, kendini kendinle inşa etme yaşı. Yani hakkı hak bilmek, hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmak. Yani kendin olmak, kendinle. Kendini kendinle inşa edebilmek. Sini rüştür. Onun için burada kalacak bu. Eskide büyük zatlar sini bulu değil de kendi alemlerinde sini rüşt olmadan evlenmiyorlar. Onu bilmiyorduk evlendik aslında. Fermanı çektik. Sinir bulu onu yani, sizin üzülünüz var çünkü bilmeden evlendiniz. Ama iyi yaptınız. Niye? Kaderdir çünkü olmuştur. Keşke yoktur. Ama size yoktur. Sen evli misin? Sen değil misin? Sinir işte bahsediyor. Evet. Bakıp. Peki, şimdi iltizam derdimiz bunu ayırt edelim diye. Abi kendimiz ve kişinin. Ha? Küfrün hakikati yok yani. Yok. Hiçbir zaman iltizama ulaşmıyor o zaman diyebilir miyiz? Hiçbir zaman hakikata ulaşamaz. Hiçbir zaman. Tasavvuf mertebesi de olmaz onun. Yok. Ya, o konuda bir şey yaptık ya, bu sistem aslında iki tarafta da çalışıyor gibi konuşmuştuk. Yani bir bazen öyle diyoruz ya. Kafirde nasıl çalışıyor deyince çakalı kalıyoruz. Batıl olan bir itikadı var, bir iltizam var. Kafirin şunu kastedersen, bunu kastediği olsa bu vahiy ile çalışanı kastettim. Ha, ama onun da inkarcılık inancı da var. O da bir şey iman ediyor. O sistem çalışıyor. Ama biz bunu kastettim. Vahiy ve hadiste oluşan yok. Yani kesreti, vahdeti toplama o sistemi, o tarafı çalışmıyor. Ama bunun kafire de çalışıyor. Kafirin itikadı yok mu? Evet. Batile itikad ediyor. Salabeti var, taasubu var. Dinsiz değil. Yani tamamen hiç kimse dinsiz değil.
Dini var ama batıl. Ama biz bundan konuştuğumuz için bu vahiy ile çalışıyor. O dediğin doğru. Seninkisi de hatırlatın Allah razı olsun. O da doğru. Şimdi gelelim, devam edelim. Şimdi kişilik kimi? Ha şu çok önemliydi. Bu neydi bak görüyor musun? Bu imtisal. İzandaki gibi maneviyatımız oluşturuyor. Biliyorsun daha önce konuşmuştuk. İzan. Evet, İzan'daki. İzan maneviyatıdır. Dinan maneviyatı sistemidir. Dina, devam. Çünkü dima da maneviyatsız değil. Şimdi geçelim, devam etmeye. Bu farklılıkları yaptıktan sonra... Abi şu şeyi bir şöyle bir hafif kenara alsanız da şöyle göstereceksiniz. Tamam. Attın mı? Sen şunu da at. Çok ilginç. Hoş oldu abi. Değil mi yani? Yok güzel oldu bu emriniz. Yani şey, ben çok merak ediyordum Osman'ın bu. Emri itibarideki külli ve cüz'i ayrımını nasıl yapacağım? Hangisi cüz'idir? Yani bu mensubiyet yetirir ya iyi takke. Vahiy dayanırsa... Çok mu karanlık oldu abi? Tamam iyi. Vahiy dayanırsa... Vahiy dayanırsa... Çünkü dayanıklılığı getiriyor. Bu oluyor. O zaman senin... dimağdaki... külliler... Vahiy... semavi... Yani hadis, hadisi, kutsi gibi... Ötekisi ise beşeridir. Şumulu ilham bizim ilhamdır. Bu yazarken ilk başladığınızı o anlamadık demiştim ya ben. O kendi esman külli, sana bakan esma külli, diğeri cüzi diye bir ifade kullanmıştınız. O ne oldu? Yok esmaya yaklaştığın zaman külli oluyor dedi. Esma. Yani vahye, esma mirat. Onu diyecektiniz. O neydi bir daha tekrar? İşte bu vahye yaklaştığı zaman. Kendi esman gibi dediniz. Bak. Onu şimdi bak. Kendi bir alemimde bir hakikati yakaladım. Tamam, bir hakikati yakaladım. O benim cüz'imdir. Yakaladığım hakikat. Hakikat. Ama o da esma meratibidir. Ama asla doğru uruç yöntemi onlar küllidir. Esma'ya ne kadar yakın olursa o kadar külli olur. Yani hep tabii evet külli olursun o kadar. Cüzilerin küllileşir. Ha bunu demek için çalmıştım. Allah razı olsun. Yani sen bir şey şu anda dersi geldik. Aynen. Kaçıncı ders belki? Kaç? 34. 33 tanesi cüzilerimizdir. Bugün 34 külliidir. İnşallah yaşarsak haftaya o zaman bu külli cüzi olacak. Yani aslı esma hakikat esmaya dayanıyor ya. Çiçek, kaynağı esma. Bu meratip. Numara ve derece aldıktan sonra diyor. Yani çiçekteki şekille sani veya cemil ismi arasındaki nihayetsiz mertebede derece ve numara aldıktan sonra onu gönderen Sani Zülcelal'e dönecekler diyor. Mesela peygamberimiz en küllisi odur o zaman. İşte yani külliyi odur. Ama hala küllileşmesi bitmemiştir. Bitmeyecektir. Orada da diyor, çünkü ahirette de terakki var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet Aleyhisselam Adem Aleyhisselam mı Muhammed'de mi görecekti, gördü mü yoksa? Bir daha söyler misin? Ahmet Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ı Muhammed aynasında gördü mü, görecek mi? Muhammed aynasında gözükmeyen hiçbir şey yoktur, tamam mı? Muhammed Nur Muhammed'i ya çekirdeğin adı. Çünkü niçin gördü diye iddia edebiliyorum. 327 lemalarda şöyle diyor. Bütün varlık düzeyi Allah'ın dışında ne yapılmışsa ama şeyi onu bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Nur Muhammed'i vardı ya.
toparlayabiliyor musunuz? Hı hı. Şunu çevireyim isterseniz de. Hani Nur-u Muhammedi'de iki yön var. Nur ve mana var, tamam mı? Nur tarafının kesin o 320 dilemada bütün alemi aleminde tek ayna, tek aynada görülür, gösterilir. Ama bu varlık düzeylerini. Fakat üç mertebe var ya, üç varlık anlayışı. Vacibül vücut, mümkün vücut, bu varlık dünyaya mümkün denilir. Allah'ın vücuduna vacip. Bir de mümteniler var. Adimi vücutlar. Yani sen sekiz kafalı olabilirdin. Gözün burada olabilirdi. İhtimaliyatlar var ya. Bunlara mümteni vücut deniliyor. Bunları da biliyor muydu? Biraz biz biliyoruz işte. Sekiz kafalı olabilir. Onu bilmiyor. Ama kanımca, zannımca o vücut mertebesini Adem'e baktığı için, onun da zaten nihayeti yok. Subhanallah, Subhanallah diyor Adem alemleri. Bilmiyordu. Peki Adem aleyhisselam olacak yani... Şunu kastettim ya. Evet, senin şöyle bir alın. Ahmet, Adem aleyhisselamın... Abi hayır, şeye girecekmiş. Sen söyle. Ahmet aleyhisselam... Bunu kaldır, oraya. Adem aleyhisselamın yaşadıklarını şurada aleminde yaşamadı. Ama onun da bir itibariyle nisbileri oldu. Ahmet aleyhisselamın itibarileri Muhammed aleyhisselamın itibarileriyle aynı mı şey ya da nisbileri? Aynı değil. Ama Adem aleyhisselamın şu özelliği vardı. Bütün isimler ona taallüm edilmiş. Ahmet aleyhisselam dünyaya geldiği zaman bununla birlikte yüklenip mi gelmişti? İki köfte de bir süt alıyor. Tabii ki yüklenmişti. Sen de yüklenmedin mi? Şunu kastediyorum. Hatırlamıyorum ama yani onların ortaya çıkabilmesi için haşa peygamber esmalaşması lazım. Esmanın cil ve cem anlayışı sanatı değil miyiz? Tamamen her mertebeyi bilmek o esmalaşmak demektir ki bir mahluk bunu yapar. Olmaz. Ancak Nur-u Muhammed. Anladın mı? Abi şu işin özü var ya. Erdinç iki köftene duruyor. Abi işin özü var ya. En son gidilecek nokta bir ben, bir de o. Bir cüz, bir de kül. Bu hiçbir zaman bitmeyecek yani. Bitti, bu kadar basit. Evet, hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bak, Nur-u Muhammed mi? Cüzden küle geçiş bitecek. Nur-u Muhammed mi? Şimdi ya baki, entel baki var ya. Yani bir... Şu bir tek sana bakan, şey ona bakan yüzü var. Ahmet. Bir o, bir de sendeki ona bakan yüzü. Tamam mı? Şimdi şunu kastediyorum. Aslında ikisi de bir. Şunun yönü vacibu vücut. Burası mümkün vücut. Burası yani yaratılmış mahluk. Bir de ben mesela sekiz kafalı olan ayakta bir sürü vücut ihtimalleri var. Buna da mümteni vücut denilir. O da nihayeti yok. Çünkü Adem'e bakıyor ve tekvin sıfatını şey yapıyor. En dibi nedir? Esma'nın ne kadar meratibi var? Osman? Nihayetsiz. Nihayetsizi terakki edebilir. Gidebilir. Nihayetsiz olamaz. O zaman esmanlaşmış olur. Mahluklu yeten çıkar, vacip olur. Tövbe ya. Onları bilemeyecek. Biz hep Ahmet'le Muhammed'i karıştırıyoruz o zaman. Yani tarikatçılar, kelamcılar falan böyle. Ha, tabii biz mesela Muhammed'le, Muhammed insan ismi değil. Ahmet peygamber ismidir. İnsan ismidir. Mustafa var, Estefa var, Beşir var vesaire. Bunlar farklı şeyler. Şahsiyet-i Muhammediye diye geçer misalde. Hakikat, maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Öyle tabirler geçiyor. Hepsi farklı. Hepsi farklı bir yerleri tanımlıyor. Şimdi bugün bir etizamı bitirecektik. Bitirelim de
Nasıl bitireceğiz? Ama bu temel oluşturdu tanım. Abi Allah razı olsun. O kadar güzel oldu ki çok ihtiyaç varmış. Gerçekten çok ihtiyaç varmış. Çok güzel oldu. Evet, elhamdülillah. İnsan farkı değil mi? Yani ona bağlamak da hani girdik şeye yani. Evet. Aynen. Çok harika oldu elhamdülillah. Kişilik tespihi itibariyle. Bir de şeye bağlayabilsek, onu tevhidi sen dedin ya. Yani ben not aldım çünkü. Not aldın çünkü kafamda o. Sebebi şu. O noktadan baksaydım şimdi hemen çıkardım. Oraya şimdi girmek istemiyorum ama tabela... Biraz onlara bakıyor mu? Onun için kafamdan ben öyle geçiyorum. Bakıyor. Ta kendisi de vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet hangisine bakıyor? Ben onu cevaplayacağım. Yani, onu bir baksana sen. İnşallah. Bir onu bir yani bak. O emri nisbi vahdet gibi duruyor mesela. Dışarı dış dünya. Oradan içeriye ehadiyetle girip vahdaniyete çıkmak falan gibi böyle. Olacak yani. Ya ne hastayım işte benim bütün zevk bu işte. Atın, avratın, malın, mülkün hep bu işte. Şimdi kafam orada. Vahdet, vahidiyet, vahdaniyet. Üç. Ehan, ehadiyet. Bu hangisi hangisine bakıyor? Artık bu kafam. Sen o emri nisbiyi, emri itibar veya külleri... Mutlaka yap, uğraşmışımdır, duruyordur o. Külli yapmak tevhid mesela. Tevhid. Tevhid mi? Kül. Külleri külli yapmak, cüzleri cüzi yapmak. Tevhid. Tevhid. Tevhidin bir tanımı. Değil mi? Evet, aynı. Güzel bir tanım. Yazalım. O zaman şöyle, orada, orasıyla ben alacak. Doktorum yani. Kapatmayalım değil mi şimdi? Bak şu. Yani kesrette vahdaniyetini ilan etmek demek oluyor bir noktada. Sen bu işi söndürdün yani senin için mi? Yok yani biraz... Fotoğraf çekerken. Yok yok. Evet abi yansıma yapıyordu tahtada da o yüzden ben tamam. Açayım mı isterseniz? Yani eğer sen zarar vermiyorsa şeyine... Çekimi bozma. O zaman şu anda şey yapar mı? Düzelt o zaman. Yansıyor mu şu an? Yani... Biraz yansıma yapıyor. Yansıyor. Siz bir ışık ayarı yapabiliyorsunuz aslında. Ya, Işık ayarı yapıyordunuz ya. O parlaklığı ayarlıyor, yansımayı kaldırıyor. Şunu kaldırayım abi, o zaman söndüreyim. Ha sizin için mi diyorsunuz pardon? Ha tamam tamam. Tamam böyle olsun. Evet. Şimdi bak. Külleri külli. Allah. Cüzleri cüzi yapmak. Tevhid. Tevhid mertebeleri. Zaten işte kesret dairelerinde vahdaniyeti ilan tanımının alt şey gibi oldu. Şöyle yapayım. Bu makamda tevhid nedir dersek, bu makamda? Ha. Evet. Şimdi İsviçre saati gibi bütün dişler oturuyor ya, insan ne kadar zevk alıyor değil mi ya? Acayip ya. Külleri... Saat çalışmaya başladı ya. Vallahi ya, elhamdülillah. Külleri... Paslanmış şeyleri, birkaç şey yaptım. Aynen, kuruyorsun. Külli. Cüzleri. Cüz-i. Cüz-i. Külli. Lere. Dönüş. Tür mektir. Bak şimdi, görüyor musunuz şimdi? Fesubhanallah. Tevhidi bulduk. Vahdet var. İki. Vahdet. Bu üst taraf vahdeti veya vahidiyeti bularak, yani vahdetteki vahidiyeti bularak ehadiyeti. Şimdi hemen açarsam iltizamdan çıkarım. Tamam girmeyelim. Çünkü vahdetle vahdaniyeti bir açayım. Ha iş başka olur. Tamam. Tabii yani. Çünkü aslında o. Hemen şu, ona şey yapıp da beraber hemen pat diye bulurduk ama en az yarım saatimiz alır. Gider abi. Gider. Ama onu hemen bulup oraya koymamız lazım. Şimdi... Ama kafa oldu. Şimdi arkadaşlar... sayfa kaçta kalmıştık ben hemen size iltizam
184. Yok, onu yapmıştık. Tahayyül. 300 sözler. Size atıldı mı şey? Atıldı. 175. sayfa. Okuyorum metni. Sözler 300. Kendini akıl zanneden ehli dalaletin nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Buradaki iltizam. Bir daha. Sayfa kaç abi senin? Sözler 300 ama benim 175. 175. İkinci attığım dosya. İltizam genel dediğim dosya. İkisi... Yok. İltizam genel. İlk attığım hülasaymış. İkisini beraber takip ediyoruz. Yani, İltizam... yani şöyle yapıyorum. Hulasayı okurken aslı metnini bir daha yazmadım. Aslı metnini çalışmalarımdan alıyorum. Tamam. Genele bakacağız, sonra hülasayı dakikler okuyacağız. Tamam. He, hulasa, yani sizi o cümleyi ben özelleştirdim ama ona nasıl vardım detayı size meşgul etmiyor. Tamam. Metin okuyorum külliyattan. Sözler 300. Kendini akıl zanneden ehli dalaleti. Nasıl nihayetsiz ziyanlı bir akılsızlık iltizam ettiklerini gör, ibret al. Buradan size şey yapayım, öteki hulasanın neresinde olduğunu göstereyim size. Sözler 300 nerede? Sayfa 188'de. Buldunuz mu 188? Orada ne anlaşılmış? İnsanın iltizamı bozulunca saçma sapan konuşmaları olur. Aklın muhakemesini bozuyor ve düzeltiyor iltizam. Bak, insanın iltizamı bozulunca aklı saçma sapan konuşmaları olur. Aklın muhakemesini bozuyor ve düzeltiyor iltizam. Adeta iltizam fiilde olduğu için muvazene veriyor insana. Tasdikteki iltizam ise muhakeme veriyor. Çünkü bunda fiil yok, ilmi iltizam var. Amin diyorum. Etiseydimizi bakmıyorsun ki. Sen bir yeri düşünüyorum abi şu anda. Tamam. Bir yeri düşünme, bunu düşün. Gel, burada mısın? Yani o konuyla ilgili. Tamam. Olayım yani. Peki ama şu doktor, şunu şöyle yapayım. Mesaj geliyor. WhatsApp'ı kapatayım dedim de kapatamadım. Kapattım ya seslerini. Tamam, güzel. Bak. Tasdikteki iltizam ise şu. Tasdikteki iltizam ise muvazene veriyor insana. Yok, muhakeme mi? Bu bizde yok Hasan abi ya. Tasdikteki, ha bu muhakeme. Şu tasdikteki iltizam ise insana muhakeme veriyor. Kardeş, onu da falan anlatmayalım. İki tane dosya geldi. 175 demiştik de bu 188. Şimdi 188 dedi. Bir tanesi ha, metin, diğeri izah. Bu işte ya, benim Hasan abim bu işte ya. Arada bir fırça atacak abi ya. Bu kadar da yumuşak bu kadar. Bir metini ilk önce okuyalım ki nereden görelim diye. Külliyatta metin okuyorum. Sonra ondan ne anladığımızı orada onun altında çalıştım. Bayağı patanaj yapmışım. Uğraşmışım, külliyata bakmışım. Bu hulasaya öz taşımış. Size oraya... O zaman ne yapıyorum? Metni okuyorum, hulasayla muhatap ediyorum. Patanajlarımla uğraştırmıyorum sizi. Tamam. Şimdi metin 300. sayfadaydı, şimdi hulasa okuyorum. Tasdikteki iltizamla şu iltizam arasındaki farkı şey yapıyoruz, tamam mı abiler? Şimdi tasdikteki iltizam insana muhakeme veriyor, bu muvazene veriyor. Yani şey neydi? Adalet. Adalet neydi? Hak sahibine hakkını vermek, başka muhakeme ve muvazini sağlattırmak, eline bir tanesi ölçü, bir tanesi kantar veriyor. Hasan abiciğim, tasdikteki iltizam hakiki dünya, hakikate nispet ediliyor. İltizamdaki, dimadaki iltizamda ise hususi dünyasından çıkamıyor kişi. Hususi dünyasında kalıyor.
Evet, o da çok güzel. Şuna benziyor. Muvazene. Bak, peki muhakeme, muvazene vezin. Şöyle diyeyim ben, tasdikteki şu iltizam metre. Buradaki iltizam ise muvazene, vezin, ölçü, kantar. Buna kantar diyelim. Yazalım abi. Kantar. Yazacağız. Tamam. Şey yapalım, sanki bu hep bu minvalde gideceğiz, biz tablo gibi yani. Kimadaki iltizam, kasetteki şeydeki, ahkamdaki... O zaman bunu bana söyleyin, ben buraya biraz fotoğrafı çekeyim. Yani o kantarı oraya tabloya yazmak lazım. Abi tamam. Çarpacak. Biraz. Böyle al abim, çevirdikten sonra... Bunu da çek abi. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Çevirdikten sonra iteriz. Fatih, it abim. Şimdi o tabloyu, buraya bir fotokopisini çekeyim hemen. Bunu sileyim abim. Tamam, tablo çok iyi. Yerçuk. Silge, silge öyle. Bir de şey düşünüyorum arkadaşlar. Burası ilmi araştırma merkezi yaptığımız için bu daireyi. Başka maksatla kullanılmıyor. Dermek istemiyorum. Masaya koyacağım. Mesela vahdet, vahdet, vahdaniyet bu emrin ismi. Hemen görmeniz için ben hazırlayacağım dersten şey. Projeksiyon. Veya şey. Veya yeni gelişmiş bilgisayarımı koyacağım. Projeksiyonla buraya yansıtacağız. Abi şey. Hemen yapacağız. Veya akıllı tahtayı. İşte o zaten duruyor abi. Yani onu buraya, ha, buraya kuralım. Ha, buraya. Varsa kuralım. Buraya. Tahta tamam. Buraya şey gelir abi, sığmaz. Sığmaz. Şey olur. Yani tavana koyacağım. Yerim. Hayır. O şeye, sehpaya kurmayacağız. Duvara monte, diğeri de tavana monte. Tamam. Ha. Daha iyi olur. Çünkü ne biliyor musun? Şimdi o onu olsaydı. Duvara olursa olur abi. Tabii. Hemen vahdet vahdaniyeti bir şeması var. Ha, şemaları hazır bulundur. Şeması vardı zaten, var. Vahdet vahdaniyeti tak, hepimiz bakacaktık. Abi bu buna, bu buna, bu buna. Tamam. Ama geliştireceğiz bu işi. Yani o zaten bu dairenin maksadı buydu. Ama Muteyit burayı yaparken bana sormadığı için bu duvarı koymasıydı. Tuvaleteye koysaydı. Öyle yerimizde olacak. Hedefimiz Allah'ın izniyle İstanbul merkezine 5 katlı araştırma merkezi. 5 katlı veya en az 3 katlı. 150 metrekare en az her daire. Bir hedefim o. Yani merkez yetişmek isteyen Anadolu'da misafirde kalabilecek. Böyle derslere katılmak için adam cumartesi, cuma günü gelecek. Bu katılacak, pazartesi uçup gidecek. Böyle bir daire komple böyle bütün cihazlarım olacak. Böyle bir yerim olacak. İnan hedefim bu. Merkezde hani Anadolu tarafına değil. Şimdi onun için bir arsa bakıyoruz. Arsa veya yapılmış 5 katlı, 3 katlı bina. Allah nasip ederse araştırma merkezi, o cihazları koyacağım. Eskiden beri bir planım ama şimdi çok şiddetlendi. İçim gidiyor tabii böyle. Olsa, şimdi oturacaklar, rahat edeceksiniz. Birisini tayin edeceğim, kahve servisi de yapacağım. Ders ortamı, çünkü burası ders ortamı değil, atölye çalışması. Bugün pazar, yatağınızda kalktığınızda Allah razı olsun. Buna muhatap oluyorsunuz yani. Bazıları diyor ki derste bulun, biz ders yapmıyoruz kardeşim. Bir saniye dersi değil bu. Risale dersini istemek, dinlemek istiyorsan cumartesi geleceksin. Zeytinburnu'da, dün akşam Zeytinburnu'daydım, dersteydim. Gene başladık. Cumartesi de oradaydım. Risale dersi var. Biz bu atölye çalışması, bu atölye. Araştırma ilmi merkezi yapıyoruz. Böyle Ali, Allah nasip ederse en altı çıkar. Öyle. O bina yaptık mı? Şimdi olsaydı o, bassaydım demeyi olmaz mıydı? Güzel oldu abi. He? Daha ondan sonra çık bakayım, iş olayın içinden çık. Devam eder, şey, derdini sokacaktı o. O bir vahdet şu, vahdet şu. Keyif alacaktık ya. Yapacağız ya, Allah nasip eder. Ya, itikat. Bunu bir yazayım da. Bu. Büyükül, büyükül. Böyle daha güzel. Bu. İzan. Bu. Elhamdülillah. Tasdik. Bu. Savur, taakkul, taakkul, pardon abi, taakkul, savur, savur,
Tamam. Kez alırsan hala bunu yanlış söyleyeni atıyoruz dışarı. Yani bu. Biz yanlış söylememek için susuyoruz. Bir su vereyim mi Ali'cim sana? Rahat olun. Böyle çalışmalar hoşuma gidiyor. Çünkü ne? Resmi değil de böyle. Rahat olacaksın. Yayınlamak mecburiyetinde değilsiniz ki. Sileceksiniz. Tamam rahat. Atölye çalış. Şu zaman şöyle şey. O zaman dersten farkı bu ya. İçimiz kararsız. Ama mesela bir tane hepinizin elinde defter olduğu için, çalıştığınız için bir hali ha. Kalk bir kahve yap diyemiyoruz. İkinci kez söylediniz. Ama kimse anlamadı. Kahvesi ama dur bunu bitirelim. Dur. Tamam. Bunu kaçırmanı istemem. Tamam. O açık mı? Kapattık şimdi. Ha seçmiyor. Tamam. Bir daha bir şey söyleyebilir miyim? He. Hani diyorsunuz ya. Hiç heyecanlanmayın. Kamera var. Kamera var ya takmayın. Takmayın dedikçe benim kulaklarım kızarmaya başlıyor. Gidince halbuki o kadar rahattım ki söylediğince. Size nasıl? Belli şimdi. Peki, şurada itikattan ne oluyordu? Salabet. Buradan, bunu çokça yazıyoruz deniliyor. Yazdıkça yazmıyoruz. İçeri geçiyoruz. Birinci şuur oluyor. Birinci şuur burada, ikinci şuur burada. İtikat burada, iman burada. İhtiyar burada, irade burada. Tamam mı? Peki, iltizamda? Tasup. Bu iltizam. Bu ötekisi iltizam. Şunu değiştireyim bir değişik isim şeyle yapayım da karışmasın ha. Kırmızı yaz mesela abi. Olmaz o ayrı. Bu biberde yok bir taraf değil mi şey. Kafana kavga yapalım. Canlı yayında konuşmak istemiyorum. Bu? Safsata. Bu kadar ilgili bir şey mi? Peki. İsimleri, meratipleri. Şurasını, başka renk yok değil mi? Torbamız vardı. Turuncu vardı. Vardı. Elinde abi, turuncu. Turuncu mu? Hasan abi, bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Hani... Belki bir çocuğunu daha çok seversin veya bir arkadaşını daha çok seversin. Belki bir dersi daha fazla seversin. Şimdi burada böyle bir hakkımız var mı? Sanki benim kalbimde şöyle bir şey var ki, sanki ben şu imtisale bir başka bakıyorum ya. Bu imtisalin bende böyle bir acayip bir farklı bir anlamının olması, farklı bir hissiyat veriyor olmasının benim kişiliğimle, karakterimle böyle bir... Aynen. Çünkü mesela ben evlenecekler vesaire veya başka bir başka işler için görüştüğüm kişilere 7 tane renk gösteriyorum. Mesela evli olacak, evlenecek kişi. Aynı bununla alakalı bir şey yapacağım. 7 tane renk, 7 dim. Diyorum ki en çok hangisini seviyorsun bunda? 3 tane seç. Birinci bu, ikinci bu. Sen onda. Çünkü renklerin dili var. Bu sene içten haber veriyor. Şimdi imtisal başka bir şey. İmtisal neydi? En az 3 ders yapmıştık değil mi? Evet, evet, evet. Hatırladın mı? O olmak yani aslında. Ben öyle hissediyorum. Yani. Öyle anlıyorum seni. Şimdi bu içinde o. Bir ol. Dimağdaki meratipleri bu ve ahkamları. Ahkamları. Tamam abiler. Şimdi buradayız. Bu bak ne şekil yapınca gözüküyor bize. Koyunca şimdi çok hoşunuza gidecek bak. Burası neydi arkadaşlar? Biraz önce ezberden söylediğimiz tasdikteki iltizam muhakeme veriyor. Abi, kimliğimizi yazalım mı önce? Doğru. Doğru. Kimlik. Kimliğimiz. Ondan sonra muhakeme. Muhakeme. Biz mahkememiz. Şimdi bunu şey yapalım buradaki bunu ayrı bir yere mi yazayım? Şu iltizam. Hani mahkeme. Şöyle yaz. Şuraya yazayım mı? Hani şunu. Nasıl yapayım diye karıştırdım. Yani sayfadaki gibi ayrı bir tablo yapmıştınız ya. Belki peki. Şu an bunu
şuradan kesiyorum. Tamam, şunu hatırlama, şöyle gel. Ben bunu kesiyorum baklava dilimi gibi. Şunu dışarıya çıkartıyorum. Kırmızı nerede? Şu. İltizam. Tasdik. Taassup. Bu iltizam. Şuraya taşıdım bunu. Daha muhakeme edebilirim diye. Farkı. Tamam mı? Hmm. Şuna şunun farkı. Bismillah. Eşit değildir. Matematik. Tamam. Şimdi nedir? Şunu kullanıyoruz. Bu neydi? Kimlik. Kimliğimiz. Bu kişiliğimiz. Kişiliğimiz. Bu muhakeme muazene. Muazene. Muvazzep muha. Neyi sil abi? Neyi? Ne harfini sil? Muazene. Hepsini sil. Oldu mu? Şimdi ara veriyor zaten. Yani, emir itibari emin ismiyle yazalım zaman. Ha tamam, çok güzel. peki, bu buna neydi? Emri itibari. Burası itibari miydi? İtibariydi. İşte bazı giriş çıkışlar var. Onları önderleştirelim. Yani şimdi böyle ayırdım, iyi oldu değil mi yani? Çok iyi. İkisi oldu. Buradan şimdi iki de bir bu mu bu mu diye karıştırıyorduk. Ama şunu da yap ki karışmasın diyorsunuz. Şöyle. Tasavvurdaki itibari ve nisbiler. Tasavvurdaki itibari ve nisbiler. Oradaydı değil mi esas? Orada da var. Ha, bu başka o zaman. Efendim abi? Şey diyor, ben söylesene. Tasavvurda da itibari esas ve nisbiler var. Esas tasavvurda değil miydi bu emri itibari ve nisbiler? Bir ara bir yerini koyduğumuz yer tasavvurdu sanki. Tamam. Tasavvur. Değil mi? Bu o makamı o da bu oluşturuyor. Öyle diye ha, emrinin itibarlarımız demeyelim de, oluşturuyor. Ha öyle bir şey, ha belki öyle diyeceğiz. Ha çünkü sistem orada. Sistem orada. O zaman o oluşturuyor abi. Yok, o zaman bu, bu şey mi? O oluşturuyor, o depo. Aslında sistem itibariyle şurada. Bu depo ya. Şurada. Emrin ismi, emri itibarlarımız burada. Ama emrin ispanı, emrin itibarı burada çünkü tasavvuf şekil almamış. Bir behre. Hı hı. Sistem. Ama o bu verileri nereye veriyor? Hı. O zaman emrin itibarı nispilerimiz demeyelim de oluşturdukları. Olabilir. Şöyle Hasan abi. Oluşturdukları olabilir. Oluşturdukları. Tasavvuf burayı hafızadan okuyup getiriyor olabilir mi? Ha, emrin itibarlarımızın oluşturdukları hmm.
Şuraya şey yapıyorum ki o da karışmasın. Emri nisbi emri itibari itibari sistemi böyle desem oldu mu bak Osman? Emri nisbi emri itibarilerimizin sistemler olduğu yer. Sistem. Tamam. Çok bu, güzel oldu abi şimdi. Ben tamam. Rahatladım ben. Sabahtan beri onu düşünüyoruz. Sen mi çekiyordun? Niye öyle? Sen çekiyordum yani. Yani bunun kazanımları yediye dağıtıyor ya şu. Şunlar tarihde. Çünkü biz onu daha önce yapmışız. He. En Mayıs ayında. Yok zaten o sistem budur demedik hatırlarsanız oluşturuyor. Gelen. Ama geldi. Efkar ve duygularınız malzeme getirdi. Onlar nisbilerdir ama nisbi sistemi değil. Onun getirdiği. Bu sistem. Şöyle de emrinsel itibarilerimizin sistemleri olduğu yer. Sistem. Tamam mı? Sistem. Sistemin işte. Çalıştığı kanuniyeti orada işte. Sistemin çalıştığı yer. Ha sistemi çalıştı. Bu sistemlerin, bu sistemler burada çalışıyor. Tasavvurda çalışıyor. Çalışıyor. Verileri verilerini irtizamlara zamlara gönderiyor. Yani irtizamlarda aslında gözükmeye başlıyor oradan fiil, şeyler. Gözük gönderiyor. Bunlar meyve gibi. Yani. Evet. Orada artık orada ya kimlik ya kişilik olarak gözükmeye ortaya çıkıp görünüyor. Tamam mı? Doğru mu? Şöyle dedik Osman. Emri nisbi, emri itibarilerimizin sistemler olduğu yer. Bu sistemler burada çalışıyor. Verilerini irtizamlara gönderiyor. Onlar da ortaya çıkıp görünüyor. Evet. Tamam mı? Bir tane de ben yapayım mı? İbadetlerimiz kimliğimizi oluşturuyor. Ubudiyetler kişiliğimizi oluşturuyor. Doğru. Diyebilir miyiz? Dolayısıyla evet. İltizam, yani dimağdaki iltizam ubudiyete, tasdikteki iltizam ise ibadete bakıyor diyebilir miyiz? Denilir. O zaman yapabilir, yaparız. Bak dedi ben yazayım, doğru mu yanlış diye bakın. Peki, nereye ekleyeyim? Şurada yer yok. Şuraya ekleyeyim mi? Şöyle. Dedim yazalım abi. Oturursa. Bakın burası. Şurasına ne diyorduk? Söyle sen. Tasdikteki iltizam ibadetlerimiz. Burası. Evet tamam. İbadetlerimiz. İbadetlerimiz. Çoğaltabiliriz diye ben örnek olsun bu. O ubudiyetimiz. ama şöyle ayrı. Ahkam olduğu için ibadetteki iltizam bak, karışıyor ya. Karıştırmıyor. Tabii nereden baktın? Şimdi şöyle yapalım. Sizlerde. Bu benim için de katidir sana. Çok karışmaz ya. Çünkü vicdani iradeyle birlikte hareket eder ibadetler. Tamam. Şunu silerim ki bu şey olmasın. Abi bence bir kahve arası verelim. Tamam. Kahvenin geleceği yok. Kahvenin geleceği yok başka türlü. Bu çünkü hepsi kıymetli. Kimse bırakıp gitmiyor. Adam kaçırmışsın. Kaçırmışsın. Tamam tamam. Çay yaptı. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulina Muhammed'in selavat. Sözler 300'ü yaptık. Tamam. Şey, muazine, muhakeme. Peki bunlar alakası neydi? Kendini akıl zanneden
kendini akıl zanneden, eli dalaletin, yani o muvazene muhakemeyi, kimlik ve kişilik var ya, onu hayal ederek düşünün, kendini akıl zanneden, eli dalaleti nasıl nihayetsiz ezeyanlı bir akılsızlık, iltizam ettiklerini gör, ibret al. Mesela nerede? Öteki tarafta mı kaldı kimliğimiz, kişiliğimiz? Burada da öteki tarafta abi yazdık. Evet, ona daha ne izledik? Çevir. Çevir. Burada da var kimliğimiz, kişiliğimiz ama. Burada da var ama orada... Tamam, artık oraya geçelim, bunu kapatalım. Çevir, bu tarafa getir. Şimdi kapattık. Peki, bir tanesi kimliğimiz, bir tanesi kişiliğimiz. Çevir. Oluşturuyor, çarpmasın. Tamam. Şimdi dimağın meratibindeki bizim neyimizi oluşturuyor? Kişiliğimizi. Değil mi? Daha merkez, kişilik. Bu da Muhammed'e Kur'an'da söylüyor. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Eşşemsu vel kamer bil usman ve vada al mizan ella tadgha fil mizan ve akimul vezne bil vezne. Vezne bil kıstim diyor. Bil kıstim mizan diyor. Ve vada al mizan. İşte dört tane mizan kullanıyor şimdi. İnsanda mizan. Mizan muvazene olarak bizde gözüküyor. O zaman bu kişiliğimiz oluşturuyor. Nüfus kağıdımız, dişe vurmuşumuz, o öteki tasdikteki tasdikimizi dışarıya ibraz ediyoruz. O da kimliğimizi oluşturuyor demiştik. Nedir o? Kendini akıl zanneden ehli dalaletin nihayetsiz nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık, iltizam ettiklerine göre ibret al. İçin bu dimağın dışa vuruşu yapmış. Yani kişiliği bozuldu ki kimliği bozuk. Eşya neyse gölgesi de o cinsten olur. Peki sayfa 477. Defter, ham olarak defterin 175. sayfada. Metni okuyorum. Şiddetli iltizam etmek. Şiddetli iltizam etmek. 188'e. Bir daha. Şiddetli iltizam etmek. Külliyata çok geçiyor. 175'te. Şimdi bu mevzumuzla alakalı manası ne? Aklı devre dışı bırakan, anlıyor musunuz bak, şiddetli iltizam etmek. Şiddetli iltizam etmek. Ne demek? Aklı devre dışı bırakan veya daha iyiye kilitleyen, gösteren iltizamdır. İltizam ettiğini düşünürsün. Yani tavsiye ediyorum. Ondan sonra oluyor tabii. Şöyle yapalım, haritanın yanında olayım da daha iyi. İşi söndürebilirsin parlak yapıyorsan. Evet abi. Söndür. Şimdi bak. Şiddetli iltizam etmek. Şu. Ettiğin zaman akıl aşağıda ya. Devre dışı bırakıyor. Ne demektir o? 188'i geçiyorsun. Aklı devre dışı bırakan ille kötüye değil. Mesela aklın çalışmıyor, anlamıyor bu mevzuyu. Ama iltizamın güçlüyse aklın öyle kem küm yaptığını değil, peygambere, alimlere, asr-ı mücedidine, mesela dairemizin içinde bir konuyu anlayamıyorsa Risale, ya bir kardeşe, bir abiye İltizam edersen, senin tüközden aklın devre dışı oluyor, iltizam senin kimliğini oluşturuyor. Ona tabi olarak. Bu yapıyor.
İltizamın kuvvetli olursa aklın devre dışı oluyor. Bu menfi veya müsbet fark et. Ahkamdaki iltizamdır diyorsunuz. Ahkamdaki iltizam. Bu tasavvur. Anlatılan. Evet. Yani diyor ki şiddetli iltizam etmek. Yani kişinin kendi gayretine bağlı olan bir iltizam olduğu için bu. Bu sistemdir zaten. Yapı yani. Liman meratibi bu. Evet. Bu bizle alakalı. Kafir mümin herkeste çalışır. Kafir mümin herkeste bu da var, bu da var. Tamam abi. Yani buradaki ince şey neydi? Akıl buradaydı ya, taakul, akıl. Bunu devre dışı yapabiliyor veya onun isteğini daha ileriye götürebiliyor. İltizam, akıl üstü bir şey. Peki, öteki tarafa geçeyim. Başka bir madde. 176 size gelen defter numarası. Bak şöyle yapayım. 176. Şuradakini okuyorum. Sözler 486. Külliyatta geçen bu mevzuyla alakalı iltizamları bir araya getirerek ne demektir? Yani kendisini lügatın dışında kullandığı yere göre iltizam ne diye bakıyoruz. İslami, iyi çekiyor. İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın. Şimdi bunun 188 açıyorsun. He? Hanefilik. Tabi almadım onu Hanefiliği. Ortadan. İnsanı eyleme çeviren safını belirlediği gibi iltizam neymiş? İnsanı eyleme çeviren safını belirlediği gibi suretini, simasını da belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. Yani anladım. Yani bir sürü çalışmalar yaptım onun üzerinde. Bir sürü çalışmalar yaptım. Neden? Bak, İslami hükümetlerin ekserisi o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha yakın cümlesindeki o iltizam daha ne çıkmış? İnsanı eyleme çeviren safını belirlediği gibi suretini, simasını da belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. Tasdikteki iltizam. Evet. Kimlik dediğiniz için orası. Evet. Kimlik hocam. Ama İslamiyet'de de öbür iltizam olması gerekmiyor mu? İslamiyet. Hangisi? Yani şimdi bu fiili eyleme çevirdiği için İslamiyet iltizam diye yukarıdaki. Diman meratibi olan iltizam. Şimdi yani eylemselleşmişse o zaman dimadaki meratip değil midir? İslamiyet iltizamdır dediği tasdikteki iltizam. Ha, o da mı o? Evet, işte ubudiyet, ibadet zaten ben oradan söyledim. O zaman biz de iltizamı yukarıda kabul ediyoruz ama. Yani izan ve iltizam beraber sayıyor. Olmasa gerek gibi geliyor. Ahkam değil. İman izandır, İslamiyet iltizamdır diyor. Bence de tasdikteki bir olması daha tasdikteki bir şey. Çünkü bence yani, Kur'an'da diyor ki İslam olduk deyiniz diyor. İman ettik demeyiniz diyor. Tasdikteki iltizam olması daha yani buradaki bu iltizam mı kastediliyor? İslamiyet iltizamdır dedideki iltizam tasdikteki iltizam. Tasdikteki İslamiyet iltizamdır. Evet. Bu değil mi? Odur. Aşağı indirdiniz. İmandan yok, önceye yok, geldi. Öyle değil. Bence tasdikteki yukarıdaki dimadaki iltizamdır İslamiyet. İzan değil, iltizamdır diyor bak. İzan değil, iltizamdır diyor. Ben hep eskiden şaşırdım. Neden İslamiyet daha önce geliyor? O yüzden ki Kur'an'da diyor ki İslam olduk deyiniz diyor. Kur'an'da diyor ki İslam olduk deyiniz. Daha iman kalplerinize yerleştirmeyi diyor ayette. Ama biz şeylerde öteki tarafta mektubata bakıyorduk ki iltizam İslam'dır, izan imandır diyor. Allah Allah, iman edip iltizam ediyor burada. Yukarıda gözüküyor. Ama Kur'an diyor ki burada diyor. Yukarıda olması, üstün olduğunun
Kur'an diyor ki burada Allah Allah diyordum. Ya adam namaz kılmaya başlamış ama Kur'an diyor ki sen daha şey olmadın, iman etmedin diyor. Çarpışıyordu ama şimdi tasdikteki iltizam ve ibadetle olunca tamam arkadaş, bu adam ibadete başladı. İbadet, buradaki olmadı. İltizamını yaptı. Buradaki iltizam İslam'dır ama daha iman olmadı, izan olmadı. İzani imana çıkmadı bu adam. Şöyle de diyebiliriz diyorsun. Tabii Kur'an'daki ayetle uyuşuyor. Yani bir önceki dersi kullanarak şunu da diyebiliriz. Tasdikteki iltizamımız şöyle öldükten sonra biten bir sistem. Yani cüzlerin küle gelmesi. Cüz'ileri küle getiren yukarıdaki iltizam ise o bitmiyor. Devam ubudiyet ediyor. Bitmiyor. Ubudiyet bitmiyor. Dolayısıyla ibadet ve ubudiyeti buraya yerleştirirsek İslamiyet'in tasdikteki iltizam olduğu çıkıyor. O zaman ekleyelim senin dediğini. İlle yapıyorsun öyle. Şu iltizama ekliyorum şuraya. Bu daha onu. Ya bir sileceğiz bu diyet. Sileceğiz. Bu. Yani o mektubat 34'ü Hasan abi okumuştur. Yani oraya gelince bu konuşacağız aslında. Hı-hı. Şimdi orada iltizam İstersen var. İstersen ben bunu koyayım. Tabii hepsi var. Ben o zaman onu okuduktan sonra şey yapmışım ama ben bunu yine bir sileyim. Yasin onu yazacak. Dediğinizi yazdım, sildim. Ama tamam. Peki o zaman İslamiyet'teki iltizam acaba oraya gelmeden sizin fikriniz nedir? Görüşünüz yani. Orayı okuyarak yapalım. Madem orayı geçelim. Ben yani. Bunu okuyarak gidiyorum. 34 mektubat. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şeyi okuyalım o zaman tamam, madem gireceğiz. Hasan abi. Çünkü ana konu gibi duruyor. Evet. Değil mi? Yani farkı orada çıkıyor abi. Bir şey söylesek. Yani, farkı var ya. Şimdi. Cüz'i iktidarın sarfından sonra. Tasdikteki iltizam. Tasdikteki iltizam. Fiili olmayan. Taraftarlık yani. Sadece taraftar. Tamam. Fiili bir hareket iltizamda. Dimağdaki iltizamda ise. Yine taraftar ama fiili. Fiili bir netice vermiş. Fiili eylem var yani. Eylemsel neticeye dönüşmüş artık. Diğerinde hareket yok. Çok doğru. Yani şöyle söyleyebiliriz hani futbolcu şeyle. Futbol, birisi taraftar ama hiç maçına gitmiyor. Şey. Tasdikteki iltizam hiç maça gitmiyor. Ama itikattaki o takımı tutuyor. Ya o takımı tutuyor ama. Ama iltizam dimağdaki iltizamda o taraftar. Her maçına gider. O da taraftar, o da taraftar. Tamam, şimdi... Yani birisi eylem dimağdaki eyleme bakıyor. Şuradaki eylem evet. Şuradaki tarafkirlik. Sade tarafkir. Ben taraftarım diyor o kadar. Ben evet. Öyle anlıyorum. Doğru mu? Doğru. Hatırlıyorum. Doktorun. Ve öyle olunca iltizam İslamiyet oluyor o zaman. Hangisi? Tabii. Şu İslamiyet. Evet, o İslamiyet olması gerekiyor. Yani artık adam zekat veriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor. Evet. Artık iman eylemlerimle neticeyi çıkartır hali. Ayette dedi Hasan abi. Evet. Ayette dediği İslam olduk dediğiniz, iman daha kalplerinize yerleşmedi dediği hangisi? Mektubat. Abi peki. Meşhur bir yerimiz var ya, iman cüz-i ihtiyarın sarfından sonra mümin kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Cüz-i ihtiyarın sarfını daha önceki derslerde biz iltizamda diye bir iki ay konuştuk biliyor musunuz geçen sene? Sonra tekrar tasavvuf edildik ya. O iltizam, tasdikin ahkamı olan iltizam olamaz mı? Orada cüz-i ihtiyar sarfı bir eylem de var yani. Peki mektubatta 34'ü okuyalım mı? Okuyalım. Olur, abi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii söyle. Şimdi hani biz dimağdaki 7 mertebeyle ruhun şeylerine çarkları vardı hatırlıyorsanız yuvarlak çarklar. Bir de söyler misin? Vicdanın çark. Hani dimağdaki 7 mertebeyle itikat, iltizam, izan, tasdik. Bunların aralarında vicdanın çarkları vardı hatırlıyorsanız. Latife en yukarıdan başlıyorum. Latife'yi şurayı kastediyorsun dur. Evet. Şuraya itikatla iltizam arasındaki çark. Şu evet Latife-i Rabbaniye. Onun altı his, onun altı zihin, onun altı irade. Onlar yok. 4 tane olacak. 4 tane. 4 tane mi? Evet. Hangisi? Üstteki 4 tane. Tahakkül ve tasdik arası. En üstte Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye. Öyle bir önerme yapmıştık hatırlarsın. Ama yapmıştık ama durmuştuk onu. Yani sonra onun altı his. Yani ben koyuyorum his. Yani o şey yapayım bakayım diye. Kesin değil yani. He. İkisi de. Buraya öyle olabilir. İş an la şey arası zihin. Zihin. 34. Şu irade. İrade.
Yani ikisini... Şimdi bu tasdikten çıkan iltizam, tasdikten çıkan iltizam iradeyi çalıştırmıyor. Şu somut alemimizde verdiğimiz gibi bizdeki somutlar var. Yani şimdi baksana şey, daha şey olmuş. Onu Serpil abla attı ya yine. O bunu hani şeyde bir önerme, hani böyle de çalışıyor olabilir mi? Olabilir demiş. Çatlar şeklinde birbirinin arasında bir yapı olabilir mi diye. Bunu Serpil abla şimdi yine atmış şey. Ne atmış? Bak abi. Çatlar şeklinde. 28. Hatırladınız mı? Onu bir derste şey yapmıştık. Konuşmuştuk. Onu bir şekilde dönmüş. Buradaki iltizam aslında şeyi irade için. Bu çünkü vicdan ya. Yani. Vicdan ya. Evet. Vicdanı besleyen yerler mi? Hani bu vicdanla dört tane beraber gidelim. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Bu dördü neydi? Vicdanın içeriği. Şimdi dima vicdanın neresini besliyor demiştik. Böyle tamam mı? Vicdanın. Bunlar zaten safsata ve bu devamlı değişken bir şey. Buradan başlıyor. Yani taakkuldeki tasdik edilenler irademizi besliyor. Besliyor demeyebiliriz belki. Vicdan irade, yani taakkuledeki şeyler, hazırlanan önermeler sunuluyor. Ya vicdanın dediği kabul ediliyor ya da vicdanın dediği reddediliyor. Vicdanın dediği kabul edilince iradeyle birlikte ibadetullah, ibadet İslam. Deniyor, tamam. Peki şuna da ne demiştik? İzan edilip iltizama dönüşürse, yani öyle iman var ki, iltizamlı iman. Adam imanı var ama namaz yok. İman, iman maneviyatı ya izan. İman ediyor, ama iltizam etmiyor. Öyle çok Müslüman var. Müslüman namı altında olan. Çünkü Müslüman namaz kılmak, oruç tutmak olduğu için inanmak değil, namaza inanmak değil, oruca inanmak değil. Kılmak, makmak. Ama iman ediyor ama eylemi yok. O eğer iman ettiğine eyleme dönüşürse, yani iman ettiği anda İslamiyet'i de olursa vicdanda his çalışıyor. O da Hutbe-i Şam'ı 77'de insanın fiiliyatı kalbi ve hisin temayülatından çıkartmıştık. His varsa fiil vardır, fiil varsa his vardır, bilgi var, ilim var, his yoksa fiil yoktur. Adam ayaklı kütüphanedir, hocadır, alimdir, namaza da inanmıştır, hafızdır ama namazı yoktur. Ha. İltizam, tasdikteki iltizamı da yani izanı var. Kur'an'ı aktır, ezberlemiş. Ama iltizamı yok. Namazı yok. Bunun olursa hissi çalışır, olmazsa çalışmaz. İltizam ettiğine itikad ederse insanın latife-i rabbaniyesini besliyor. Abi onları birleştirmeden hangisi İslam, hangisi iman diye söylemek mümkün olmuyor sanki vicdanla. Hasan abi şimdi bak burada diyorsunuz ki iltizam İslam'da da sol tarafta ibadeti koyduğunuz iltizama. Ama irade de ibadetullah'tır. İbadettir. İrade. Oradaki ibadet. Siste koyma ibadeti. Orada da ibadet, orada da ibadet. Bu senin dediğin. Ne biliyor musun? Bu ubudiyete. O ubudiyet. Şey bu ibadet değil. Bir dakika bu. İbadetullah. Bu ibadet. İbadet bu. Ama vicdanın tamam. İradenin vazifesi ibadet olsun. Tamam, bu ubudiyet olsun, bu ibadet olsun. Evet, bu peki, Mektubat 34'ü bir önceki sayfaya dönersek Hasan abi orada ibadet. İtiraz ederim abi orada. Abi bir şey söyleyebilir miyim ben? Hani, mi? Evet tabii tabii. Cüz'i, bizim cüz'ilerimizi külli yapmak sistemi hiç bitmeyecek. Bitmez. Dolayısıyla ubudiyet bitmeyecek ama ibadet bitecek. Harika. Fena yakaladı bizi. O zaman o iltizam diyemezsin. Ne dedi biliyor musunuz? Biz biliyoruz da siz yeni anladınız aslında. Bu daha güzel. Vallahi daha güzel. Bak dedi ki cüzilerimiz küllileşecek ya devamlı. Öyle değil mi? Tabii. Evet.
devamlı cüzillikle küllileşeceğiz. Öyle mi? Ölünce namaz bitmeyecek mi? Bitecek. Oruç bitmeyecek mi? Bitecek. Cüzilerimiz bitecek. Ama küllileşmek devam edecek. Ahirette terakki var. Devamlı terakki var. Sonsuz. O zaman ibadet, namaz, niyaz, oruçlarımız, ubudiyet ise eylemlerimiz var ya, namaz, oruç, artı yapma, terk ettiklerimiz. İçki içmiyoruz, sine yapmıyoruz, faiz yemiyoruz. Tamam, dimadaki terk tekil. Dur ben bir şey söyleyeyim de bitireyim. O terkler artı, artı o ubudiyette, yani terk edemeyip kabul ettiklerimiz de var. Ubudiyet daha canlı. Bir daha ki, bak şimdi döneceğim şimdi. Harika işte, hatırla çalışması bu. Bak ben de sizin gibi yeni öğreniyorum. Bir daha. Bizim bu dünyada cüzilerimiz küllileşecek. Biter mi? Bitmez. Devamlı terakki edeceğiz. Yani diyor Yasin, namaz, niyaz ölünce bitiyor. Ölünce bitiyor. Neyimiz bitiyor? İbadetimiz bitiyor. Mesnevi Nuriye'den bu cümle şeyler. Ubudiyet ile yevmil kıyam ve ezeli ebedi devam eder. Salat devam eder. Yani kul oluşumuz ubudiyettir. Eylem, yani dünyada yaşayışımız ibadettir. Ubudiyet daha camidir. Tamam mı? Ubudiyet kulluğumuz, yani ahirette terakkimiz devam edecek. Cüzi hakikatımız küllileşecek. Peki, ölünce cüziler küllileşmeyi bitiyor diyoruz. Öyle mi? Hayır. Ahirette de devam ediyor. Ahirette de devam ediyor. O zaman diyor ki Yasin, madem ibadet bitiyor, ubudiyet bitmiyor, o zaman bu şey, bu ubudiyet, ibadet mi diyor? Marifet ibadet. Kimlik dedik, ibadet dedik. Evet, ibadet. Bu ibadet. İbadetullah. Evet. Ama bu bitmiyor, ubudiyet. Muhabbetullah. Hiç muhabbetullah mesela, hiç bitmeyecek. Gibi. Ama dursun böyle, daha karıştırmayalım. Şimdi, bu da antikaydı biraz önce yaptığımız. Taakkul ettiğini, tasdik ettiğin zaman iradeye dönüşüyor. Tasdik ettiğini, izan ettiğin zaman zihne dönüşüyor. İzan ettiğini İltizam edince hisse dönüşüyor. Bu tasarımda düşünüyoruz. İltizam ettiğin itikada dönüşüyor. Vicdandaki Latife-i Rabbani'yi besliyor demiştik. Şimdi hiç şey yapmadan mektubat bunun kaynağını okuyalım. Atlayar aslında iki tane, daha ona varmak için iki tane yer dokunması gerekiyordu ama madem girdik, mektubat 34 meşhur yerimiz. Sayfa kaç abisinde? Sayfa 177. Açar mısınız abiler? Demiş abi? 177. Siz zaten gelmişiz abi. Yok gelmedik. Bir tane de var aşağıda. Bir tane de bir şey var. İki tane daha. İki tane atlıyoruz. Ha, bir şey demiş. Yakınmışız zaten. Tamam. Peki tekrar geri döneriz. Mektubat, metin okuyorum. İslamiyet iltizamdır. Bu iltizam mı? Bu mu? Kavgamız bu. Ha? Onu tespit edeceğiz. Tamam mı abi? İman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. İman tasdikle başlar demiştim. Evet. Şimdi bir tane soru. Bu, bir tane soru sorayım. Bak, bu bundan çıkmakla beraber çıkar kendisini besliyor. Şöyle motorculukta misal vereyim. Abi yazalım mı iman İslam bir yazar. Yazalım. Yazar konuşalım. Aküyle arabayı çalıştırıyoruz. Akü biraz bitti. Fakat biten aküyü çalışan motorun şarj ederek aküyü tekrar kendisi dolduruyor. Niçin söyledim? Tasdikle iltizam çalışıyor. İltizam çalıştıkça tasdikimiz artıyor.
Şimdi anladın mı? O zaman ibadet ettikçe yine İslam'a işaret ve icaza göre. Bir tane soru soralım. Sor. Dur abi şimdi. Ondan sonra yazayım. Tamam. İslamiyet'le iman. İslamiyet hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattır. Hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyat benim kişiliğimi mi oluşturur, kimliğimi mi oluşturur? Bunu tespit edelim. Efendim. İşte bunu yapacağız işte. Tamam abi. Bunu yapacağız. Hucurat suresinde geçen kısmı unutayım mı Hasan abi ben? Yani unutma. Sizin dediğinizi mi kabul edeyim yoksa Hucurat suresindeki takılma mı? Tabii işte o. Ne biçim konuşma ya? Bugün ne yedin sen? Yumurta yedin. Hayır yani derseniz ki. O da onu da tabii. Ayetini alayım. Şuraya. Ben anlayamıyorum. Ayeti yorumlayamıyorum. Onu da yazarız. Daha demin hüküm vermedik ki. Bu budur dedim mi? Ve onu da, o da dedi, bu da dedi. Bunlar ikisi çatışıyor. Ben de zaten biber, kararsızım. Hakka tarafkirlik, tarafkirlik ve teslim ve var mı acaba? İnkıya var. Var. Ve inkıya. İman ise Hasan abi bunlar madde madde yaz. He? Tavakkül, teslim, inkiyat. Ha. Şu yazın ki. Tamam abi. Çok doğru. Söylesene. Niye? Bizim bilim yazana böyle yazar. Alt alta. Alt alta. Sizden öğrendik, size satıyoruz abi. Bize satmıyorsunuz. Aynı şeyi dediğini yap. Öyle yok diyorsunuz. Haklısınız. Söyledin değil mi? Tekulunu mana tekrar. Yapmadığın şeyi ne söylüyorsun? Peki bir tanesi bu cümleyi aynı yazmayayım. Hakka tarafkirlik. Bir de o eğer tekrar düşünürsen aynı kelimeyi tekrar edeceksin burada. Yani teslimi, teslimiyet miydi? Teslim. 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 Hakka teslim, hakka şey. Çünkü ve bağlaç olduğu için yukarıya da iltizamdır dememiz lazım aslında. Hangisi? İslamiyet iltizamdır diyor başta ya. Ha. İlk başta. Ha. En başında. Ondan sonra şey çıkıyor. Tabiri diğerle bunlar. Ha. O zaman İslamiyet ok, evet. İltizam bir güçlüye de ayırırız. Evet. Aslında iltizam. İltizam dediğim çok kötü bir şey söylüyorum. Ondan sonra ya anlamadım. Orayı da anlamadım. Evet. Yani aslında iltizamı da açıyor o zaman. Tabii. İltizam nedir? İşte bu. Tabiri diğerle bunlar. Bu üçü. O zaman şöyle sıkıştırmayalım. Yani adam. Tabiri yani. Diğerle. Hı-hı. Çok farklı. Hangi? Hangi? İltizam. Bu bu değil mi? Evet. Çılgın mı? Ne yaptı? Çılgın. Ha, çılgın yoğurtlu tereyağlı yumurta. Öyle mi? Diyorlar mı? Çılgın diyorlar ya. Ben bilmem. Bildiğimiz yumurtanın adı oydu işte. Değil mi abi? Bizden bulamalar. Yiyoruz gidiyoruz işte. Gerisinde bir soru tartışmayın ya. Aynı sayfanın başında diyor ki tartışmayın. Hiç tartışmayacak bir şey yok. Mükemmel yani. Etmeyeyim, yani yanlış da olsa gibi. Tamam mı? Bunu çıkartsak iyice yani. Devam et. Yanlış da olsa böyle bir fark ettik. Yani. Etim bu. Mevduat o düştü.
Bu ne? Tahmin edelim. İslam'ın İslam'ı. İslam'ı saygı diyor. Tamam mı? Tamam abi. Ha? Şimdi imanı da yaptık. Şimdi imanı yapalım. Şey, taklit yerine hakka tarafgirlik. Hakkı kabul ve tasdik oluyor iman. Hakkı kabul, o yanlış oldu herhalde şey. Niye? Oraya iltizamdır değil de. Hakka tarafgirlik. Hak ettirir. Ama hak. Farklı bir anlamı var. Aynı kelime de farklı anlamlar da var. Yönetmen. Biter mi şimdi ortamaya işte bu. Kafadan bir şey çıkıyor yönetmen. Ya bu erdekçi susturamıyorum bugün. Mevzu ona girdi bu sefer. Senin mi yani? Farklı kelime olsa. Vallahi. Küre yaz, dünya. Aynı şey ama farklı anlamlar var. Tamam mı şimdi? Baktınız mı? Sorumuzu tekrar alalım abi. Şimdi iman da bir dolduralım. İman da dolduralım. İzandır diyor abi. Öyle mi ki? Öteki kavramıyla. İman ise kabul ediyor. Ne diyor? İsa'dır. Doğru diyorsun. Allah. İkisi de doğru. Ondan sonra hakkı kabul ve tasdiktir diyorsun. Tabir diğerle onu yazacağız mıyız? Tabir. Bunu o zaman şöyle yapacağız. Olsun çekip devam edelim. Devam edeceğiz şunu. Kıfralı söyledi. Hakkı kabul. O çok yukarı çıktı. Top aldı. Çok yukarı çıktı. Ötesi bir şey aslında. Ona girmek zorundayız. Yoksa can ötesi bir şey. Sevap bir de taklit. Doğru. Zaman açıyor. Şimdi diyeceğiz. Yeter nedir hangi boyut? Ben de sana. Ötesinde de bir ifade var. Evet, tafkirliğin ötesi. Kesinlikle onları çevirsin. Sana bir dediğin yer. Evet. Onu böyle doğru kullanıyor. Selavet'in içinde tarafkirlik bize bir soft, böyle bir şey veriyor. Ama teslim ülkeye sahip olunca destekliyor. Selavet'e değil diye onu diyor. Ben o tarzda bir, o seviyede. Tamam mı? Kullanacağız işte şimdi. Şu şişede var ya. He? Tamam abi şu. Tamam. Şimdi okuyorum şimdi. Şimdi dinsiz Müslüman yapacağız. İslamet iltizamdır. İman izandır. Tabiri diğerle İslamiyet. Hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki dinsiz bu. Dinsiz bir Müslüman. Şimdi evet. Onu yapacağız. Dinsiz bir evet. Müslüman nasıl oluyor? Onu ayıracağız. Evet. Bak Müslüman ama dinsiz. Evet. Ama bak ki bir Müslüman var. Müslüman var ama İslamiyet yok. Sokaktakiler gibi. Bu ise Müslüman ama dini yok. Ötekisinin dini var, İslamiyet yok. Bunu da yazalım abi. Dinsiz bir Müslüman. İşte tık tık böyle tablo gibi çıkacak. Evet şöyle. Tabii. Dinsiz Müslüman yazayım mı? Yazalım abi. Bu çok acayip bir tamam. Yer. Şuraya bir biraz söylesek biraz daha sağlam gidecek. Münazaratta bir ifade var. O İslamiyet'i anlatmıyor da. Yani o ifadeyi kuvvetlendirecek. Diyor ki evet İslamiyet'in şerni metanet, sebat, iltizamı hak olan salabeti diniyedir.
Çok güzel. Yani bir, buradaki yazayım. Salabeti diniye tarzındaki bir tarafkirlik ve teslim inkiyatı konuşuyoruz. Merakipteki iltizam var ya. O zaman şey. Oraya gidiyor. Sayfa kaç? Gibi geldi bana. Tamam bunu yazalım. Sayfa 89'da. 89'da ne? Dur. Münazaratta. Evet sözleri. Onu bir yazayım. Ha yani o böyle biraz daha anlamayı kolaylaştırır gibi geldi. Salabeti diniye. İslamiyet mi diyor? İslamiyet'in şey ne? Dur. Evet. Metanet, sebat. Bir dakika şey değil. Metanet. Sebat. İlk önce metanet abi. Metanet mi? Hı. Sonra sebat. Sebat. Üçüncüsünde diyor ki iltizamı hak olan salabeti dinle. O sanki tek maddeci. İltizamı hak olan aslında iltizam anlatıyor. Hak olan salabeti dinle. Anladın mı? Hakem olduğu için orada aramam lazım. Salabeti dinle. Diniyedir. Allah Allah. Devamında da şey diyor, yani bağlayabilir misin? Yoksa cehilden, ademi muhakemeden, neşet eden taassup değildir. Hı, çok güzel oldu. Zaten taassubun açılışı oydu. Zaten taassubun izahı odur ya. Taassup neydi içerisi? Cehilden, ademi muhakemeden, neşet eden taassup. Yazalım bunu, uzun mu? Olur. Yani bu o taassup bizim tamam, taassup. Tamam o zaman yapalım. Oraya... O zaman şöyle, devam edeyim. İslamiyet'e bir... Söyle bir şey devam et. Yoksa mı diyor? Yoksa cehilden... Bir dakika. Yoksa... Cehilden... Adem-i muhakemeden... Virgülü var mı? Evet var. Cehilden virgül, Adem-i muhakemeden... Adem-i... Muhakemeden, neşet eden taassup. Muhakemeden... Neşet eden. Neşet... Bana bak, engellemiş. Yani aslında parantez yapıp... Yapacağım. Neşet eden. Neşet. Neden? Tasuk değildir. Müslüman ama engel olmuş. T. Neşet. Dur. Müslüman ama engel olmuş. Neşet. T. Neden? Tasuk. Tasuk değildir. Ha, aslında değerini de anlatıyor. Bu da bir tanım. İslamiyet tasuk. Tasuk değildir. Şeyler geçiyor. İslamiyet ne değildir? İslamiyet değildir. İslamiyet aslında taassup değildir. İslamiyet taassup o zaman. İslamiyet taassup değildir. Şöyle. Şeydi budur. Taassup değildir. İslamiyet taassup değildir. Yani zannetmeyin ki İslamiyet'e iltizamdan ortaya çıkan taassup olduğunu zannetmeyin diyor. Aslında sağlamız oldu. Yerine geldi. İslam'ı şeyden çık, tasdikten ortaya tahdilden sonra tasdikten ortaya çıkan iradeyle birlikte ortaya çıkan mi şey olduğunu zannediyorum. Bir dakika, burada ne dediniz? Yoksa İslamiyet cehirden ve adi muhakimeden çıkan taassup değildir. Yani İslamiyet bunu bir anlayalım. İslamiyet bir taassup değil. Öyle mi? İslamiyet taassup değildir diyor. Ama iltizamdan taassup çıkar ahkam olarak. İslamiyet taassup değilse buradaki iltizam İslamiyet değildir. İslamiyet aynı zamanda taassuptur, aynı zamanda değildir. Nasıl? Beraber yapalım. Şunu yaptı, şimdi, güzel olacak. Tamam. İslamiyet dedin, tamam mı? Eylemsiz İslamiyet. Oraya otur abi direkt. Bak, İslamiyet neydi? Abi tarif açık, özür dilerim. Şu İslamiyet'in şeni, metanet, sebat. İltizam hak olan selabeti dini bu var ya, taassubun vasat olarak kabul et. Taassub değil. Taassub ya tefrittir ya ifrattır. Bu metanet ve sebat öyle değil. İslamiyet noktasında. Aslında adresini gösteriyor. Taassub demek bile o seviye olduğunu gösteriyor. İslamiyet'in orası olduğunu anlatıyor aslında. Bence. Yeri orası olduğunu, taassub ve iltizam arasındaki ilişkiyi anlatırken İslamiyet'in zaten orasıyla olduğunu anlatıyor bence. Şu an anladığı. Yani şöyle demiştiniz. Arabayı çalıştırırken harcadığınız eleti araba çalıştıktan sonra
harcanan eletiği dinamoyla çalışan arabayla tekrar basmak. Yani iltizamla taassup ortaya çıkıyor. Taassup yaptıkça iltizamı besliyor veya tasdik ettikçe iltizamın oluyor. İltizam oldukça bunu besliyor. Yani burayı uygularsak İslamiyet böyle değildir. Değildir diyor zaten. Sonuna bak, değildir. Tamam. Ne değildir? Taassup değildir İslamiyet. Taassubu değildir. Cehilden muadem hakim eder. Nereden şimdi geri geliyor mu? İkin beraber gidelim mi? Evet. İtiraz olmasın. Değildir. Ne değildir? Taassup değildir. İslamiyet taassup değildir. İslamiyet taassup değildir. Tamam mı buraya kadar? Yazayım mı? İslam. Tamam. Ama hangi taassup değildir? Cehilde ve adem muhakimede neşet eden İslamiyet taassup değildir. Yoksa taassuptur. Mesela cehilin tersi ilim. Çünkü biz onları geçtik. He. Yani tasdikten geçirdik, muhakeme ettik, tahakkulden, tasdikten, izandan geçerek geldik buraya aslında zaten. Evet. O zaman İslamiyet cehilde ve adem muhakimeden çıkan taassup değildir. Nedir ya? Metanet, sebat, iltizam, hak olan salabet-i diniyedir. Yani eylemsiz bir tarafkirlik değildir. Eylemle olan bir taassup var İslamiyet'te. Eylemle beraber taassup. Mesela biraz önce demişti adam, Galatasaray, Fenerbahçe taassubu var ama hiç eylemi yok gibi. Veya Müslümanlığa, İslamiyet'e taassubu var. Ama hani var ya bazıları şeriat getireceğim diye sokağa yürüyüş yapıyor, evine şeriat getirememiş. Tamam mı? Evine şeriat getirememiş, sokağa şeriatı getirmeye çalışıyor. Mesela sana şeriatı anlatıyor, lima tekunana manat efendim, kendisi yaşamıyor. Sana İslamiyet'i anlatıyor, namaz kılmak gerekiyor diyor. Veya baba, sigara iç, oğlum sigara çok zararlı, içme. Bakma bize şeklik yaptık. Bu arada füyürüyor çocuğa. Yani olmaz. Şimdi değildir. Ne değildir? Taassup değildir. İslamiyet. Hangi taassup? Taassubu küfürde de taassup var. İmanda da taassup. Mesela ifrat tefriti var ya. Küfürde de taassup var. Adam cehalette de adam. Taassup değildir. İslamiyet. Hangi taassup ama? Cehilden ve adem-i muhakemeden. Evet. Adem-i muhakeme. Muhakemenin içinde ne vardı? Muvazene var. Değil mi? Muvazene de var. Aslında zımnen, aslında bir noktada taassuptur aslında. Tabii. Taassuptur. Hangi taassup? İltizamın taassubudur aslında. Metanet, sebat ve iltizam hattan çıkan bir taassuptur. Bak, bu taassup değildir. Bu taassuptur. Şurası. Şuraya taassuptur diyebilirsin. Evet. Zaten orada iltizamı söyleyerek yerini söylemiş oldu garanti. Bak, İslamiyet taassuptur. İslamiyet taassup değildir. Taassup değildir. Alt versini cehaletten ve adem-i muhakimeden çıkan bir taassup değildir. Tamam mı? İslamiyet taassuptur. Metanetten, sebattan, iltizam haktan çıkan şeydir. Şimdi o zaman İslamiyet taassup değildir. Hangi taassup değildir? Bir kere İslamiyet böyle bir taassup, yani cehilden atladı mahkemede. Peki taassup deyince otomatik elimizi buraya götürdü mü? Taassup değildir. Bir taassup ama o bilir. Bir yani cehalette madem muhakemeden çıkan bir taassup değil. Peki mefhumu muhalifiyle düşün. Taassuptur. Cehilden ve adem muhakemeden çıkan taassuptur. O da bir taassuptur. Ama böyle bir İslamiyet değil yani. Abi niye taassup demek zor? Metinde uyuyoruz. Yo, metanet, sebat ve iltizam hak olan selameti diniye bu İslamiyet'in karşılığı zaten o tarifi yani, yok. Netice konuşan kelimeleri çok içine boğmayalım. Ama bu yoksayla aslında sağladı yani. Tersten söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Bak arkadaşlar, şeyde taassup kafirde de var, Müslümanda da var. İslamiyet'i yaşayanda da var taassup, yaşamayanda da var. Bir daha. İslamiyet'i yaşayanlarda da var. Sana da gelecek aynı Kur'an. İslamiyet'i daha okumadık ya. Yani.
İslamiyet'i yaşayanda da taassup var, yok mu? Küfürde taassup ediyor. İslamiyet'i yaşayanda da var taassup. İslamiyet'i yaşamayanlarda da var. İslamiyet taassuptur diyor. Şu. İslamiyet taassup değildir. Şu. Tamam, şimdi gidelim, okuyalım. Peki, taassup dedi, elimizi attı buraya. Tamam. İman ise hakkı ve kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, dinsiz. Dinsiz bir Müslüman açıklayacak şimdi, açıklıyor. Dinsiz bir Müslüman. Dinsiz. Ahkam-ı Kur'an'ı şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Tarafgirliği var oradaki. Hangi? Şu. İslamiyet'teki tarafgirliği şu var. Şu var. Evet. Tamam mı? Oraya geçeyim. Dinsiz Müslümanın sen, tarafgirliği var. Sen buraya işaret edebiliyor musun Gafur? Bir şey misin? Yani onun farkında mısın bu? Evet, evet, evet. Ha, tamam. Vazifeni yap. Çünkü önemli o. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'ı şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamı ile İslamiyet'e mazardır. Mazardı. O dinsiz bir cihette hakkın iltizamı ile hakkın, hak iltizamı doğurur. İslamiyet'e de mazardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Dinsiz. Tarafkirli olan dinsiz. Allah'a inanmıyor. Bu tabi aşağıdaki gibi durdu şu an. Evet. Bu ifadeler şey biraz, hastaya iltizamlı gibi duruyor. Şuraya duruyor. Tabi ifadeler var. Çünkü, değil mi? Evet. Sonra devam edelim. Dişat öyle. Ha. Sonra bazı müminleri gördüm ki, ahkam-ı Kur'an'ı tarafkirlik gösteriyorlar. Sokakta mesela. Ha, göstermiyorlar. Mesela bir misal vereyim. Sokaktaki Müslüman. İman, hakka, yani Allah'ın dostuna dost, düşmana düşman olacak. Adam mümin, belki de namaz kılıyor. Ama kafirle beraber kol kola bir imanına bir zarar olmayacağını zannediyor. Allah diyor ki Kur'an'da, benim dostlarımı, düşmanlarımı, dostlarımı düşman edinme, düşmanlarımı da dost edinme. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللّٰهِ. Ama bu insan namaz kılıyor, oruç tutuyor, Müslüman tamam. Ama Allah düşmanlarını dost edindi o safta, bu dinsiz. Kimliği doğru. Ama Müslüman dinsiz. Yani kimliği bozuk bu adam. He. Kimliği var. Bir de okuyayım. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'a tarafgirlik gösteriyorlar. Göstermiyorlar. Hep kayın. Tarafgirlik göstermiyorlar. Göstermiyorlar. İltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazar oluyorlar. Ne anlamışız? İçelim. 180. İslamiyet iltizamdır diyor. Sonra da tabiri diğerle İslamiyet, hakka tarafgirlik teslim ve inkiyattır diyor. O zaman iltizam, tarafgirlik, teslim ve inkiyattır. Aynı zamanda bunların ceminden de taassup çıkıyor. Ama müsbet taassup, yoksa taassubun menfisi ise cehalet ve adem muhakeme çıkıyor. O zaman nereye götürdü elimizi? Buraya götürdü. Değil mi? Peki, olabilir. Çalışmayı nasıl yapmışım? İsterseniz 177'ye bakın. A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir. Yani İslamiyet iltizamdır diyor. Sonradan da tabiri diğerle İslamiyet, hakka tarafkirlik ve teslimiyet diyor. O zaman iltizam için tarafkirlik, teslimiyet ve inkiyattır.
Bu tarafkirlik ve teslim ve inkiyat İslam'da olur, gayrisinde olmaz demektir. Gayrisinde yoktur. Gayrisine de olur yazmışsınız. He? Gayrisine de olur yazmışsınız defteri. Olur ya. Olur dedim ben. Niye böyle konuşuyor? Beraber yapalım şimdi. Bu kadar konuştuktan sonra. Şimdi abi bir soru soracağım. Basit yani şeye göre taşımanız kolay olacak biraz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Hazreti Peygamber'i tasdiki noktasında iltizamıyla mı, yani aşağıdaki tasdikteki iltizamla mı, Ebubekir Sıddık'tı ya, onunla mı tarafkir oldu, teslim oldu, inkiyat oldu? Yani Peygamber'e taraftarlığı, İslamiyet'e taraftarlığı İyi dinleyin şimdi. Zihin, fikrin, fikirden, fikrin kaymağı. Evet. Adam ibadet edebilir iradeyle. İbadet eder. Zinade yapmaz. Mesela münafık sabah ile yatsıyı kılmaz. Yani adam tarafkir, ibadette, namazda kılıyor. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Dini müdafaa ediyor. Fakat hissi bir tarafkirliği, cibili bir tarafkirliği yok. Niçin yok? Kendisine göre dost ve düşman edinmiş. Adam Kabe'yi bile yapsa ve beş vakitte Kabe'nin ortasında kılsa, kafire taraftar olsa, onu dost edinse, İslam Kur'an'a göre bunun dinsiz imanı yoktur. Dinsiz bir Müslüman. Bu dinsiz bir Müslüman olur. Yani şu dersi yaptıktan sonra benim alemimdeki tasdikler falan biraz yerlere oynuyor ama şimdi bunları kaldıracağım bu sefer. Yani şuradan sonra ibadetullah'ı bu sefer iltizamdan sonraya artık. Hayır, kusur onu kaldırmıyoruz. İstifar. Burada ne çatışıyorsa zihninde, ya ben izah edemedim o ayet, veya ben yanlışım. Ayet değişiyor. Ayetle. Ayete takılmamış. Tam doğrudur. Bak ben sana kurtarmak için söylüyorum. Şu meratibi, şu sistemi kabul et. Onu kabul ettim. Daha bize hakem vermedik. Kur'an'daki şey diyor, mümin olduk değil mi? Sen, Müslüman. Onu da açtı, kabul et. Onu açtım. Burada Üstad ikinci kısımda söylemiş. Tamam. Mümsüz gayrimüslimle mümini kabul etme. Yenerleşti. Şimdi buraya. Burada bir hatalar varsa ifade edin, tamamen bize ait. Estağfurullah. Yok, öyle yani. Hepimize ait. Gafur'un bir sözü vardı bir sene önce. Şöyle bir ders diyor, külliyatta zahirde gözükmüyor. Eğer kazanırsa, bu eğer doğru çıkarsa bu yöntem, ne ala. Eğer yanlış çıkarsa senle beraber hepimiz vardık. Tamam. Şimdi kusurlar eğer çatışıyorsa ya biz terakki edemedik o manaya veya takdimdeki yanlışlıklar var. Bunlar doğrudur. Biz şu yok. Şunlar doğru da bu siyahları biz ekledik. Vicdanı besliyor mu diye. Daha sonra biraz oturmadılar, soru işareti oldu. Soru işareti vardı zaten. Fakat dinsizi tarif ediyor. Dinsiz ikidir. Yani daha önce de vardı. İslamiyeti ve imana düşman. Başka bir dinsiz var. İslamiyeti var. Tarafkirli var. Değil mi? Dinsiz bir Müslüman. Yani yani diyor ki taraftar ama şey de var. Namazın niyazı da var. Ama Allah düşmanı. Ne dost oluyor. Ama başka bir tane var. Mesela tarafkirliği acayip, taassup, eylemde hiçbir şey yok. O dinsiz denmiyor. Unutmayın. Dinsiz tek itikatsız da deniliyor. Yoksa eylemsiz de dinsiz denmez. Bir kere sabit şeylerimizi o laftan. Adam yapamıyor. Yapamıyor belki yapmıyor. De. Yapmıyor. Tembel. Yapamıyor demeyeyim. Yapmıyor. Tembel.
Oruç tutmuyor, namaz kılmıyor. Ama bu İslamiyet yok. Çünkü İslamiyet mümindir. Mümindir. Yani ama Müslümanlığı yok. Çünkü İslamiyet eylemdi, itikat değildi. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmaktı. Eylem yok. Eylem yoksa İslamiyet yoktur. O zaman İslamiyeti yok ama Allah'a ve ahireti tasdik ediyor. Tasdik etmesiyle mümindir ama Müslüman değildir. Çare-i necat olur mu? Olmaz. Tamam mı? Ha, itikat. İlk önce itikat gelir. Yani iman gelir. İzan gelir. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz veya diğer sahabe veya biz namaza nasıl başladık ben mesela? 17 yaşında namaza başladım. Ve ondan önce namazım yoktu. 17 yaşında nurları tanıdım. İlk önce bir şey anlatmak için söylüyorum. Meyve Risalesi'nin Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri girdiler, muallimlerimiz değil. Var ya muallimlerimiz, Allah'tan bahsetmiyorlar. O dersi dinledim. Öğle namazından sonraydı. Namaz yok. Ve dersin sonuna doğru ezan vakti geldi, okundu. Ders bitti. Ondan sonra namaza kalktılar. Ömrümde ilk defa şuurlu olarak, ondan önce kılıyordum. Namaz kılıyordum ama düşe kalka işte. İşte kılardım, kılma ama kılıyorduk bizim. Çünkü örf-i ananı var. Bizde oruç tutmayana ev almazlardı. Yani mümkün değil. Şimdi ne diyeceğim? İlk önce Hazreti Ömer Efendimiz iman etti. Sonra İslamiyet yaptı. İlk önce İslamiyet olmuyor. İlk önce iman oluyor. İman ettikten sonra geçmiş kaza namazlarını kılmadı mı o zaman? Kıldık. O zaman İslamiyet de önce şey mükellef oldu İslamiyet'le. Yani o başka bir mesele. Şimdi yani ilk önce iman etmeden namaz kılınır mı? Kılar mı adam? İhtiyaç duyar mı? Mesela bir Alman namaz kılar mı? Oruç tutar mı? İman etmemişse. Çünkü kafire namaz farz değil. İman farz. İman olduktan sonra, yani usulden gidiyor. İlk önce iman edecek. Sonra gereklerini yapacak değil mi? Böyle gidiyoruz. O zaman bu aşağıdadır. Bu yukarıdadır. Demiştim ki, kalp aşağıdadır, kafa yukarıdadır. Bu, diş dünyada çalışma sistemine göre kurulmuş. Alıyor, besliyor. Burada olmasın. Şeceri hırkatta da arş kalptir, lef-i mahfuz dimağdır. Ama lef-i mahfuz yukarıda. Buraya benziyor demişti. Ha, şimdi yavaş yavaş gidiyorum. İman ettikten sonra iman İslamiyet'e ihtiyaç duyar. Duymaz. Duyar, duymaz. İslamiyet'e namaza oruca ihtiyaç duyunca eyleme dönüşüyor. Bu nedir? Mümin ve artı Müslüman. Müslüm. Öyle mi? Tamam mı? Evet. Yani iman etti. İlk önce iman. İman etti. İslamiyet'e ihtiyaç duydu. Eyleme çevirdi. Bu iman ettiği için mümindir. Eylem yaptığı için Müslüm'dir. İkisi cem oldu. İlk önce iman etti. Sonra İslamiyet yedi. Bir üste çıktı. Eylem imandan sonra olduğu için eylem çok mühimdir. Üste olması ondandır. Yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani eylem var, imanı yok. O var. Ama imanı var, eylem var. Nasıl var? Adam eylemi var. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, kafire dost. Allah düşmanlarına dost. İmanı yok. Üstü var, altı yok. Peki, imanı var ama eylemi yok. Kafir denilmez. İmanı var, eylemi var. İslam'ı da var. Yani mesela İslamiyet'i inkar etmese, orucu inkar etmese bu dinsiz denmez. O zaman dinsizler
Dinsizler var dediği anda itikadı bozuk. Dinsizler işte iltizam eder ama şey mertebesine... Yani iltizam edip taassup edebilir İslamiyet'e. Eylemi vardır. Dinsiz denmesinin sebebi kafamızdan çıkartalım. Dinsiz tabiri, bazı dinsizleri görüyordum ki. O ne? Eylemle hiç alakası yok. Dinsiz tabirinde itikadı bozuk. Bu asırda itikadı bozan nedir? En önemlisi imanı bozan kafiri taraftar oluşundan Müslümanlar kaybedecek. Alt seviyeden kırılıyor yani. Alttan kırılan oluyor. Evet, tasdikteki iltizamlar. He. Buradan kırılıyor. Abi halk dilinde izah edebilir miyim ben de şimdi? Halk dilinde. Biraz konuşuyorsunuz ama. Hasan abi, tost var ya tost. Altta bir ekmek, ortaya bir kaşar, üstte bir ekmek daha. Bence imanı tek taraflı görmekten biz sıkıntı yaşıyoruz burada. İman hem dimağda hem vicdanda. Bunlar altlı üstte ekmek, İslamiyet de aradaki kaşar. Şimdi, niye öyle dedin diyeceksiniz Hasan abi. Mesela biz diyorduk ki sahabeler vardır, sonradan bozulmuşlar. O zaman diyordunuz, onlar iman etmemişlerdi. İman eden... Hasan abi deme, Resulullah zamanında sahabe gözüküp de Resulullah vefatından sonra mürtet olan sahabe diye geçiyor. Hayır, bu tabir yanlıştır. Sahabe denmez. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil görmedi mi? Ebu Cehil de gördü. Sahabe miydi? Hayır. Resulullah'ı görüp iman edene sahabe denir. Resulullah her gören sahabe değil. Resulullah'ı görüp itikad etmiş, iman etmemiş. Sahabe denmiş. Değil. Sahabe Peygamberimiz vefatından sonra mürtet oldu diyorlar. Hayır. Ona sahabe denmez. İtikadlı kişilerdi, imanlı değillerdi. Sahabe hiçbir zaman mürtet olamaz. Neye benziyor? Bunu tavsiye ediyorum bazı o alim kitaplarına. Hani Ebu Bekir Sıddık demiş ya, ya Rabbi cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki Müslümana yer kalmasın. Sen Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah cehenneme kafir için yarattı, kafiri koydu da sen mi? İşte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh metsuplukla tövbe. Yani ne dediğini bilmemekte itham ediyor Şiiler, İslamsız oğulları. Ben dedim ki bak, cehennemin 7 tabakası var. En üst tabakası kafirler girmeyecektir. Münafıklar girmeyecektir. Arap müşrikleri girmeyecektir. İsa aleyhisselamı inkar edenler, Musa aleyhisselamı inkar eden girmeyecektir. Muhammed aleyhisselatü vesselamın imanlı fakat günahı çok. Müslümanların günahını temizleme makamı olan ki sonradan bir Müslüman dahi kalmadan o kapanmayacak. Ondan sonra kapanacak orası. 7 tanenin üstü kapanacak. Onun için hadi bazı halinde değil mi? Bir tanenin üstü kapanacak. He? Bir tanenin üstü kapanacak. Ya bir tane üstü. Ebu Bekir diyor ki radiyallahu anh. Ya Rabbi o kadar cesedin büyük yap ki cehennemdeki Müslümana yer kalmasın. Demek ki burada kafir yok. Zaten söylüyor çaktırmadan. Bir kafir yok orada. Kafire yer kalmasın demiyor. Bir Müslümana yer kalmasın. Müslümanların bu. Merhameten 7 tabaka komple. Saim cenneti var. Hutamesi var. Tamam mı? 7 tane. En üstünün adı cehennemdir. En üstün. Ama merhameten en düşük tabakanın adını 7'sine denmiş. Cehennem denmiş. Cehennem aslında cehennemin en üst tabakası olan, genellemiş. O zaman burası cehennemdir. Ama burası da cehennem ama bu Müslümanların gireceği yerdir. Kim? Günahkar Müslümanların gireceği yer. Şimdi bazı dinsizleri görüyordum demesinden hemen ameli var olabilir. Orucu var, zekatı var. Dev adam. Hacı hocadır. Yani televizyonlara çıkar.
çok insanların cehaletini kaldırır. Namaza başlatır. Ama imanı yoktur. Kendisinde haberi yoktur. Namaz mı geçiyor? Yok. He. O zaman peki nesi, bu nasıl dinsiz? Adam namaza vesile oluyor. İtikatları düzeltmeye çalışıyor. Naklederek. Yani hizmet ediyor. Ama kendisi dinsiz. Nasıl dinsiz? Allah dostlarına düşman, Allah düşmanlarına dost, Allah dostlarına düşman. Allah'ın da düşmanına dost oluyor. İmanı gidiyor. Dinsiz deyince bu. İtikadı bozuk. Yani, tamam mı? Bozuk. Şimdi bazı dinsizleri görüyordum ki, dinsizleri. Bir daha okuyalım şimdi. Eskide bazı dinsizleri görürdüm ki, hemen itikadı bozuk. Amelinden bahsetmiyor. Ahkam-ı Kur'an'ın şiddetli taraftarı gösteriyorlardı televizyonlarda. Namaz orucu anlatıyorlar. Kendileri de kılıyor. Demek o dinsiz, yani o itikadı bozuk. İtikad nasıl bozuk? Basit zannediliyor. Allah düşmanlarına dost oluyor. Peki nasıl dost oluyor? Kendince tevil ediyor. Demek o dinsiz, yani Allah düşmanlarına dost olan kişi, bir cepte Hakk'ın iltizamı ile İslamiyet'e mazardı. İslamiyet'e mazar. Sakalı cübbesi, vaazı, konuşması tam yerinde. İslamiyet'e mazar. Haza Müslim. Çok acayip. Kaza namazı da yok. Ama dinsiz bir Müslüman denilirdi. Denilir. Dinsiz bir Müslüman. Niye? Vara terken ilerle zine zelemu feteme sekumunlar. Devamlı onu kullanıyor mektubatta geçtiği için. Bu Allah dostuna düşman olmuş. Sonra bazı müminleri gördüm ki, şimdi dinsizi gördüm diyor. Şimdi müminleri gördüm diyor. Hiçbirisinin eylemi bahsetmiyor. Dinsizde de eylemde bahsetmiyor. Mümin. Altına da diyor ki bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'an'ı tarafkirlik gösteriyorlar. Tarafkirlik gösteriyor. İltizam etmiyorlar. Yani tarafkirlik gösteriyorlar. Ahkam-ı Kur'an'ı tarafkirlik göstermiyorlar bazı müminler. Yani mesela ya şimdi bu zamanda bu olur mu? Bu denilir mi? Bu zamanda faizle ya, var ya mesela. Ya eskidendi diyor. Tamam mı? Yani mümin fakat ahkam-ı Kur'an'ı tarafkirlik göstermiyor. Faizi kabul etmiyor. Abi adam diyor ki yok, Kur'an'ı işte, değiştirmemiz lazım. Kabul ediyor ya. Ama haram olduğunu kabul ediyor mu? Namaz kılmıyor. Yapan kısım. Hayır hayır. Hayır hayır ne alakası var? Hayır. O günahkar. Günahkar o senin dediğin. Bak ahkam-ı Kur'an'ı tarafkirlik göstermiyorlar. Faize düşse bile günahkar olur. Ya bu zamanda... Allah beni affetsin. Ya bu zamanda faize ne hangi zamandayız? Oo, ehli bida tamam mı? Ehli bida ne demektir? Bak Allah Resulü diyor ki ben diyor, yavaş yavaş konuşuyorum. Ben mülbisine, mülevisine, rezil, kepaze, faiz ehli, bilmem ne ehli, yani günah ehli ümmetime şefaatim olacaktır. Fakat ehli bidaya şefaatim olmayacaktır. Ehli bida cehennemin köpekleridirler diyor. Ehli bida kimdir? Tanımlıyor. Dinde olmayanı çıkartan, olmayanı vasleden, koyan, dinde varmış gibi gösteren, varı da yok eden. Ne demektir? Bidâ ehli dini bozan, namaz oruç tutmayan, işte zina yap, içki yapan kendisini bozan. Mesela şöyle bir misal vereyim çok çarpıcı olsun. Çok güzel bir örnek olur. Mesela bir kadın veya bir adam... Tamam mı? Televizyona çıksa, dinde olmayanı dinde gösterse, dinde olmayanı dinde gösterse ve olanı da çıkartsa mı? Karısını çırp çıplak gizlise, Taksim'den tamamen uryan yapsa. Hangisi şerdir? Aşık.
Kur'an'ı şey yapan. Bak, çırp çıplak olmak, zina yapmak, içki içmek bu adamı dinsiz yapmaz. Günahkar yapar, inkar etmedikçe. Ama din niye kendisini bozuyor? Günah kişiyi bozar. Bidat dini bozar. Şu bir anladığımı ifade edeyim mi? Yani diyeceğinize. Yani bitti değil mi? Evet. Aslında şöyle anlatıyor gibi geldi. Şimdi kafamdan döndürüyorum. Üstad aslında şunu diyor. Bu iki kısımda. Şurası da ve şurada kalırsa işe yaramaz diyor. Yani bu okuduğumuz kısmını yani iki şey var ya. Savunuyorsun. Birisi diyor ki bir bu tarafı anlatıyor. Burada da bir İslamiyet gözükür diyor. Ama daha iman daha oluşmamıştır diyor. Yani izani olan imana gitmemiştir diyor. Birisinde de imanı var, İslamiyet yok. Bu halde kalırsa yani şu iki mertebede kalırsan sana faydası yok. İzan ve iltizama geçmen lazım diyor. Yani iltizam izanı oluşturamadı. Şimdi normalde ne dedi? Tasdik, iman aslında tasdikte başlıyor. Kabul ve tasdiktir. Kabul ve tasdiktir. Normalde iman oldu. Ama yeter mi? Yani bu tarafa çıkması lazım. Yani izanın da, imanın da izana gelmesi lazım. İzani olmayan bir iman. İzani tasdikte olacak ha. Tasdikte imani olmayan bir ha yani şey. Bak şimdi iman ettik. İzanlı İki ihtimal de. Kalp de tasdik ederse bu kalbin şey İzanı. Yani şey o zaman dimağla alakalı ve vicde bu kalpteki artı ikisi bütünleşti iman. Fiile dönüştürdük. Şimdi ilk anlattığı şu. Bunu diyor ki bu iltizam mı var? Buraya çıkamamış. Kurtarır mı diyor? Yok diyor. Şimdi ilk ben yanlış evet. Anlamadıysam. İltizamı var. İltizam var diyor. Dinsiz ilk söylediği ifade neydi? Yanlış söylemeyelim. Tamam. Şusu var diyor. Mümin. Ha. İslamiyet ama var. Ha şey yok. Bazı dinsizleri abi, görüyordum ki. Şey tarafgirlik var. Tarafgirlikleri var. Yani, ama şu izan seviyesinde iman yok. İzami olur mu diyor. Olmaz o da kurtarmaz. Kurtarmaz diyor. Kurtarmaz. Sonra dönüyor. Tasdik seviyesinde bir imanı var. Bir başkası. Ama iltizamı yok diyor. Kurtarır mı diyor? Yok diyor. O da onu. Yani özeti yani, bu. Bu var bunsuz kurtarmadığı gibi. Bu var bunsuz da kurtarmıyor. Kurtarmaz diyor. Evet. Gibi anladım özeti. Bak. Bu var. Yani tasdikteki iltizam var. İzan yok. Kurtarmaz. Bu imandır. Ama iltizamı var ama tasdikteki iman karşılıyor. Ters mi söyledin? İzandaki imanı yok. Evet. Ne diyorsunuz? Biraz ilk söyledim. O ikinci denilen yer münazara 89'da o İslamiyet değil. İslamiyet'in şenidir o. İslamiyet'in kendisi... Kendisi iltizamda zaten. Meratip'teki iltizam bir kere. Yeri o ama... Hayır. Ben o yeri olarak... O dediğim İslamiyet'in şenidir. O tamam. Dimadaki iltizamın yeri yani taassup dediğimiz yer İslamiyet'in şeni olan kısım. Tamam. Orada olacak da bizim buradaki konu arada kalmışların durumunu çözmeye çalışıyoruz. İmansız İslamiyet, İslamsız iman kısmı aslında daha olgunlaşmamış bir hal var. Tasdikteki... Arkadaşlar şimdi gelelim cümleye. Diye. Ya ben şunu bir söyleyeyim. Burası ahkamdır. Yani hakim hüküm vermiş. Sen ben hüküm veremeyiz. Verilmiş. Bu sistemdir. Sistem bizde biz şunu sistem şunu yaz. Kainata kaç tane isim vardı? Bir. Şecerhiga. İnsaniyeti Kübra. İnsaniyeti Kübra. İnsan Ekber. Başka? İslamiyet. Anladın mı? Bak şimdi bir daha. Şimdi netice artık namaz geldiğimiz için artık malzeme toplamayı değil. Sen söyle de hemen çarpmayayım. Şu münazara 89'da biz oraya takıldık da o İslamiyet'in kendisi değil. İslamiyet'in şeni diyor zaten. Evet. Ona o farklı. Bak. İslamiyet değil o. İslamiyet'in şenini anlatıyor. Şeceri'yi... Evet. Aynısı değil mi? Aynı değil. Aynı olan abi. İslamiyet'in şen'i taassuptur diyor. Bak şimdi buraya gelin. Kopun gelin buraya. Şeceri fikrat neydi şimdi? Bunu kaçırdık. Bu ahkam hükümdü. Yani bunu çalışır. Ahkam hüküm. Kadi, hakim hüküm verdi. Bunlar hükümler.
Bunlar çıkışlar. Bu sistemdir. Tamam. İslamiyet hüküm değildir. Sistemdir. Şeceri hilkat. Evet bak. İslamiyet, şeceri hilkat insan ekber midir? Ekber. İslamiyettir. Medeniyettir. Büyük medeniyet. Şeyde geçiyor muhakimatta. Şimdi İslamiyet arkadaşlar ahkam değildir. Siz şimdi oradan sağladınız şimdi mevzu. Evet. Sağladınız. Şimdi oradan. Şimdi buradan evet, çıkacaksın bir kere. O zaman bu çıktı otomatik. İslamiyet sistemdir. Mesela İslamiyet şeydir, fıtratımızdır. İslamiyet'i yaşamayan fıtratına ihanet eder. Namaz fıtridir. Oruç fıtridir. İbadet fıtridir. Sistemdir. Sistemden çıkan değildir. Tamam mı? Bunlar şeydir. Dışarıya çıkandır. Şunlar çıkandır. Ahkamdır. Yani dışarıdaki oruçtur. Bu sistemdir. İslamiyet sistemdir. O zaman İslamiyet bu değildir, budur. Burada da ben yeni fark ettim Hasan abi. He. Burada ikisini de dinsizleri anlatıyor. Ben onu her zaman birini dinli zannetmiştim. Mümin dediğini dinli zannetmiştim ama o da dinsizmiş ya. Evet. Mümin de dinsiz. Gayet. O da dinsiz. O da dinsiz. Yani. Sistemi çalışmıyor. Şimdi sallamak oldu değil mi? İslamiyet ahkam değildir. Sistemi kendisidir. O zaman bu iltizamdır. Tabii onu artık şey etmeyeceğiz. Zaten şu tarafta ben katılmadım ama... Şu öyle bir heyecan yaptı ve haklı olarak bizi buraya gitti. Olsun. Bu şey harika yaptı. Harika. Şeyini yani dışa vuruşu. Yani mesela bir araba var, hareket ediyor. Araba kendisi motor hareket değil mesela. Ama eylemi dışarıda gözüküyor mesela. Demek ki İslamiyet insan ekberdir. Yani sistemdir. Yani İslamiyeti olmayan kendi aslına, fıtratına değil mi? Şey yapıyor. Hilkatına ihanet ediyor. Yani o zaman fıtratını gereğini yaparsa fıtratını gösterir. Taassuptur çünkü fıtratını yapıyor. Mesela bakmakta göz çalışırsa taassup eder. Taassubun vasat ifratı vardı. Bu ahkamdır. Risale'de geçiyor. Ahkamları şunlardır diyor. Yani hükümleri, yani dışa vuruşları, bu sistemleri. Buna sistem de diyelim daha yanlış olsun. Sistem dışa vuruşlar mıydı? Dışa vuruşları. Tamam. Şimdi o zaman bu doğru. Osman dedi ki sen diyor bunları şey yaptın. Lazım kıldın. Olması lazım. Dinsiz. Sonra izana getirdin, bu dinli oldu. Bazı dinsizleri gördüm ki, yani izansız Müslüman, iltizamlı. Bu Müslüman değil, tamam mı buradan? Şöyle, tarafkir. Daha bizim bildiğimiz Müslüman değil bu. Ha, dinsiz bir Müslüman. Yani izansız bir, yani İslamiyet lazım. Bu millete şey gerekiyor, bu millet başka sisteme girmez. Hala böyle... Hatta şey, evet, hatta demişti ki kendisi şey olduğu halde İslam düşmanı Menderes zamanındaki Cumhurbaşkanı neydi o Asmalı? Celal Bayar. Celal Bayar. Tenkil lazım dedi bu milletin düzelmesi için. Mesela ne demekti biliyor musunuz tenkil? Tenkil. Hırsızı önlemek için Taksim Meydanı'na bir tane insanın kolunu keseceksin. Çünkü mesela zinayı önlemek için zinanın cezasını göstereceksin. Olmaz da. Peki şimdi ne yapılıyor?
hırsızlığı yapıyorsunuz, hırsız ne yapıyor? Giriyor, çıkıyor. Zaten cezası belli diyor. Caydırıcı değil. Ha. Şimdi onun için diyor ki adam, tenzidinsiz, bu milleti diyor, bu milleti anarşilikten kurtarmak için İslamiyet lazım, iltizam etti. Ama imanı yok. Yani izan serisinin. İzan da ederse, o zaman İslamiyet'e geliyor. Hakiki tarafkirliğinden çıkıyor, eyleme dönüşüyor. Burada konuşuyor ki zihin ve bunu da o onayladı. Konuşuyor. His nedir? Unutmayın. Rutbe-i Şamit Meşid'in. Kalpte var olan bir şeye his denilir. His var, mutlaka fiil var. Fiil varsa his var. Yapayım. Kafasında Kur'an komple var. Hafızdır, hocadır veya elementerden aşabiliyor. İman da etmiş, İslam da etmiş. Namazı yok. Ne demek? Zihni var, papağan gibi. Yok. Onları bir yukarı çıkartabiliriz Hasan abi bu sefer. Hangisini? İrade zihnini islatife-i Rabbaniye bir ara demiştik ki acaba burada mı yoksa bir tık yukarıda mı? Demiştik. Şu anda sanki bir tık daha yukarıda. Yani zihni buraya mı? Ona gir. Tam ona girmiyor. O biraz şey başka bir. O zaman orayı da silelim Hasan abi. Bunu da anlatmayın o zaman. Peki tamam. Tamam. O biraz teori. Teori tamam. Şey. Hala teori. Tamam. Hasan abi teoriden ilerlerse şimdi olmaz o zaman. Yok yok. Tamam, doğru. Teoriden gitmeyeyim. Ben belki de o sağlam olur mu diye. Tamam. Şimdi ama sağlamamız burada sağlam olmuştur. İslamiyet sistemdir. Sistemin dışa vuruşu değildir. Eğer biz dışarıya çıkarsak, yani sistemi çalıştırırsak, o zaman taassup olur. Sistemi buraya alırsan, astı, yani yaparak astımızı oluşturmuyoruz. Askımızı yaşıyoruz. Yaşayarak asıllar oluşmaz, asıllar yaşanır. Bunu Erdinç kabul etti mi abi şimdi? Tamam. Çünkü mealde farklı yazıyor diyordu ya. Sistem mealde farklı yazıyor abi. Sistem i̇şte, dedim mi? İş yani yok, ya, farklı yazmıyor tabi. Biz farklı konuşuyoruz, o doğru yazıyor. Biz yanlış ifade ettik. Doğru ifade edemedik. Bizde usluk veya yaklaşımımız var. O doğru. Yani bu şekilde yaptık şimdi, oldu bak. Şöyle yaptık. Zaten şöyle bak. Kur'an-ı Kerim'de benim gibi anlayanlara belki bak, Allah alem düzeltti. Yani bak böyle 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 çıktı. Tamam, şöyle. İşte benim de dibe geldiniz işte ya, tost oldu işte diyorum ya işte, Hasan abi işte. Bak arada kaşarlı tost oldu diyorum ben size. İşte siz... yani. Hakikaten doğru söylüyorsun. Yani adam diyor ki, tamam lazım. Bazılar böyle Müslüman olmuşlar biliyor musun? Diyor ki, ya hakikaten diyor, bir insana bir sistem gelmesi lazım diyor. İslamiyet'in güzel ahkamını, hukukunu, İslam hukukunu, ve Hazreti şeyin İslamiyet'in Allah'ın kafir üzerine çıktığı kılıçtır. Babası için gayrimeşru diyor ya Kur'an. Halid bin Velid. Halid bin Velid yaşamasından dolayı Yahudi komşusu Müslüman oldu. Hiç Allah kabul ettiğinde Müslüman olmadı. Onun yaşantısı bunu yaşayan dedi. Tamam mı? Gördü. Tamam mı? Böyle ondan sonra Allah Allah ahkamı gördü, iman etti, kendisi yaşadı. İltizam etti. Mesela uygulayalım. Mesela bazı insanlara imandan direkt iman ediyor. Bazılarına fiilden Müslüman oluyor. İslamiyet'in güzelliğini görüyor yaşamakla. Şimdi ikisi de birbirine benziyor. Bazılarına imanı anlatıyorsun yavru. Yani iman etmiş. İman ediyor. Bazılarına da İslamiyet'in güzelliğini görüyor da iman ediyor. Tamam mı? Yani biz şaşırmamızın sebebi bazen buradan geliyor bu ok, bazen buradan geliyor ok. Biri enfüsü iman, biri afaki iman. Tamam. O zaman şöyle de yapabiliriz. Bazen de böyle geliyor, bazen de böyle geliyor. Ama ortada iman oluşuyor. İman yapmak için mevzumuz o değil de. Şimdi bu lazımdır diyor ama imansız, dinsiz. İslamiyet lazım diyor. Bunun dışında. Sonra imana geliyor. O zaman
İslamiyet'e iltizam edip yaşayınca da taassup gözüküyor. Ve burada bitiriyoruz. O zaman İslamiyet şuradaki iltizamdır. İşte bu. Bu oturuyor işte buraya. Tamam. Bunu haftaya yani bunu yazacağız. Yani işte buraya yazın ki şey olmasın. İslamiyet Karar. Osman sen bunların resimlerini çeksin istersen. Bu en son halini, en son halini. Kendisi bir... Yoksa... Sistemin... Neticesi... Çıkış... Dışa vuruşu değil. He. Dışa vuruşları... Dışa vuruşu, ahkam mı? Vuruşları... Ahkamları şerleri değildir. Sistemin ta kendisidir. Kendisidir ki kendisidir ki dimağın işte aynı şeyi daha sonra geçiyorum meratiplerin deki iltizamdır iltizamdır yoksa iltizamdır yoksa ahkamların dışa vuruşu olan iltizam değildir. Cümle düşüktüğümü düzelttim. Tamam. Şuna... Ben başka bir şey de belirteceğim. Kapattıktan sonra. Yani yoksa ahkamların şunun yoksa ahkamların şunların ahkamların demeyecek. Esasların dışa vuruşu olan sistemin dışa vuruşu tamam. Ahkamların tamam. Şu. Ahkamdaki iltizam değildir deseniz daha doğru olur. Tamam. Buradaki cümle de doğru. Tamam, anlaşılmıştır abi herhalde ya. Ahkamların dışa vuruşu olan. Tamam, bir saniye kendisi. Şu. Bir siz cümleye bir bakın evet, ve dersi bitiriyoruz. Ama evet, bu cümleyi düzeltin. Düzelteceksin. Ben de bir bakayım. Şunu siz olayım. İslamiyet sistemin kendisidir. Evet. Yoksa sistemin dışa vuruşları ahkamları, şe'enleri değildir. Doğru. Doğru abi. Sistemin ta kendisidir ki dima meratibine iltizamdır. Ama o zaman aşağıdakini silerim. Ona gerek yok artık. Olsun. Yoksa ahkamların ahkamlardan olan ahkamlardan olan iltizam değildir. Yani Mektubat 34'teki iltizam bu iltizam değildir mesela. Yok yok değil. Mektubat 34'te tasdikteki iltizamdan bahsediyor. Mektubat 34 İslamiyet iltizamdır dedi ya mı? İşte onu konuşuyoruz abi İslamiyet iltizamdır. Gerçi İslam. Tamam yani. Dimağdaki iltizam oradan bakınca öyle tamam. Şimdi bu Mektubat 34 olmadı mı? Oldu tamam. Oldu tamam. Oldu ama. İçlerine sinmemiş. Oradan İslamiyet iltizamdır diyor ya.
Hani aşağıdaki iltizam İslamiyet değildir ama. Tasdikteki iltizam İslamiyet değildir. Eğer izan olmazsa. Evet, izan olmazsa. Çare-i necat değildir. Evet, zaten kendisi söylüyordu değil mi? İzansız, eğer izansız İslamiyet olsa, ama ilk önce izan sonra iltizam yapmış. Aşağıdaki iltizam çare-i necat değil ama yukarıdaki iltizam çare-i necattır. Evet, çare, çünkü bu izandan sonradır. Buradaki iltizam izandan sonra çare-i necattır. O zaman onu da yazalım. Dimağdaki iltizam çare-i necattır. Şimdi güzel oldu. Bekleye devam ediyorum. Bir de söyle bakayım. İzandan sonraki izandan ama böyle bir yorum Risale'de hiçbir yerde yok. Bu tamamen sizlerden yorum çıkan... Yorum değil ki bu. Bir dakika. İzandaki... İzandan sonraki... İmadaki iltizam... sonraki iltizam... çare-i necattır. Necattır. Tasdikteki... Tasdikteki iltizam... çare-i necat değildir. Hüküm olduğundan... Tasdikteki iltizam ben tamam. Yazalım mı yoksa silelim mi? Bir bakalım. Yazalım abi, yazalım. Yok, yazalım. Orada bence bir soru işareti şöyle kalıyor. Biz normalde mesela aşağıdaki hakkı yani imanın başladığı yer neresi dedik? Subat 35'teki iltizam. Normalde. Tasdikten başlıyoruz değil mi? He. Şimdi izana taşıdık ve çare-i necat olan sadece izandır dedik. O zaman tasdikteki iman ne oldu? Yani taklidi, tahkiki gibi filan bir şey demek lazım belki de. O zaman bunu hiç uğraşmayalım şuraya. Değil mi? Yani bende o soru işareti var. Tamam, olmaz. Anladın mı? Evet. Şimdi iman izandır diyoruz ya. Hakkı kabul, hakkı tasdiktir ki önceki derslerde de biz tasdikten başlıyor iman demiştik. Evet, işte çünkü iman öyle diyor ustad. İman oradan başlıyor. Zaman tasdikten başlayan kurtarmıyorsa o iman, iman değilse niye iman diyoruz? Tamam. Şimdi böyle olur mu? Bu tamam, bunda ihtilaf yok şu an. Tamam, o zaman tamam, kalsın. Yani onu bir konuşacağız ilerleyen belki zaman. Tamam, tamam, bu zaten aynı kelimeyi ifade ediyor. Tamam. Aynı kelimeyi. Burada kesiyoruz. Ve ahire dava. Devam et. Ve ahire dava hum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ve salavat. Şimdi sistemle ahkam. Evet. Sistemle ahkam. Onun sağlamasını yapacağız. Tamam mı? Şimdi bu sistem ahkamı. Dişe vuruşu. Tamam mı? Şimdi sistemi yapayım. Ahkamı da yapacağım. Bu sağlama olacak şimdi. İslamiyet, yani sistem dersek, tamam mı? Yani hangisi İslamiyet'tir, bu mu bu mu? Şimdi ahkamı nedir? İbadet. Ahkamı? Şeriat mı? Yani en herkesçe malum olan namaz. Namaz. Oruç. Zekat. Zekat. Hac, kelime-i şehadet, başka var mı? Eş. Şimdi İslam'ı ahkam gördün mü? Ahkamlar bunlar. İslamiyet demek ki buradaki iltizam. Buradakiler peki şaşırıyoruz, onu da şimdi düzelttik. Zanlı kalkın. Şuradaki iltizam, bunun karşılamamın sebebi, namazın kendisi İslamiyet değildir, İslamiyet'in ahkamıdır. Ha, öyle bakacağız. Yani bu iltizam da biz namaz eşittir İslamiyet dedik. Evet, öyle olunca karışıyor. He, şimdi o zaman bu iltizam nedir? Bunlardır. Bir daha bakar mısın sen buraya? Şuradaki iltizam bunlardır, şuradaki iltizam onların cemidir. Peki, bunu biraz daha sağlam yapalım. Bir
Hakikat İslamiyet var. Bak şuraya hiç yapsın. Şöyle yapalım bak. Hakikat İslamiyet. Hatırlayan var mı? Var. İslamiyet nedir? Hakikati. İslamiyet olan medeniyet. İmanın altı şartı artı İslamiyet. Değil mi? Aslam onu. Namazsızdı iman. 131 miydi? Bakın. Neyse. Kastım. Bakalım mı? Ha, bakın bakalım. Ya sayfa 131 miydi? Bak şimdi ne vardı? İmanın altı rüknü artı İslamiyet'ti. İmanın altı rüknü artı İslamiyet var. İslamiyet'in beş hükmünün Cemi. O zaman ne oluyor? 6 1 topla 7. Hakikat İslamiyet 7'dir der. Hakikat İslamiyet 7'dir. Sübhanallah, bu çok güzel oldu şimdi. Hakikat İslamiyet 7'dir. Orayı aldın mı? Evet abi. 199 galiba abi. 199 mu? Bir açsana. Hakikat İslamiyet. Kastamonu. Hakikat İslamiyet 7 esası parlak bir surette ispat eder ki diye geçiyor. Değil mi? Yok. Hakikat İslamiyet'in esasları 6 erkan İslamiye ile esası kudiyet ki İslam'ın beş rüknü. 199. Bunu demek ki. Ben zaten sarı söylüyorum. Bunu niye söylediniz abi? Nereye getirdik burayı? Bakmadın ki. 199 abi. Dima bağladınız sanki. Bu 7. 199 abi. 7. Oradan da sağlama yaptık. 39 oldu. 99 değil mi? 199. Şurayı gördün mü abim? Evet. Şurayı değiştireyim, şuradan ki şey olmasın. Bu şeyi de çözüyor. Bu hakikat-ı İslamiyet, imansız İslamiyet olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da kurtuluşa necat değildir. Oradan bir tanesi çıkmaz yani. Bu onu da çözümlüyor yani. Bu çözüyor. Evet. Evet, bu çözüyor. Bu da 7 bak Osman. Evet. Yani İslamiyet bunun içinde. Hepsi. O 7'yi nasıl bağladınız yani öyle? Sıfırlardan mı yoksa? Yok yok. İslamiyet de bunun içinde ya. Ha. Ha, 6 rüknüyle beraber İslam falan dediniz. Öyle düşündüm. Hakikati İslam ama onun şeydir. Esas bu sistem şu. İslamiyet'in ahkamından olan diyor Risale'de geçiyor. Namaz diyor. Hatırladınız mı? He. İşte dolayısıyla sistemin dışa vuruş. Buradan karıştırıyorduk. Bizim altus bu namazı var. Var namazı. Orucu var. Osman buraya böyle sonra yazarsın. Namaz var abi. Namaz iltisam. Oruçla iltizam ediyor. Evet. Zekatla iltizam ediyor. Ama kurtarmıyor oradaki. Buradaki kurtarmıyor. Ama bu da eylem. Eylemdeki iltizam. Sistemdeki iltizam. Aslında kimlik şeklinde gözüküyor ama kişiliği oluşturuyor. Ki çok güzel, harika. Şuna, bunu ekleyelim, çok harika oldu. Kimlik. Kimliğini namaz kılan birisi olarak gözüküyor ama kişilik haline gelmemiş. İslamiyet'e oturmamış yani. Kimliği, kişiliği. Tamam abi. Yani bizi karıştıran şu iltizamın yapısı, orucun için namazın İslamiyet'in ta kendisi yani, kabul etişini. Onu karıştırıyoruz. Dan. Bu iltizamın karışması, orucun, namazın, İslamiyet'in ta kendisi olduğu karıştırmamızdan kaynaklanıyor. Tamam. Ama namazı var adam, münafık.
İslamiyet yok. Hı. Sabah ve yatsı kılmıyor. Şimdi namazı var deyince İslamiyeti var zannediyoruz. Ha, iltizamı var deyince bu iltizamı var zannediyoruz. Ya da kafire taraftar olabiliyor, Mısır devleti gibi. Evet, vesaire. Tamam mı? Tekrar El Fatiha.